Aleykümselam. 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 Aleykümselam ortağım. Aleykümselam. 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 Hiç kendine ödün vermiyorsun. Hala sesimi sekiyor. Bağırma lan amına koydum. Hala sekiyor ses. Kızıyordum kendime. Samet Yılmaz. Nokta Z. Sefa Köyün Sefiri. Osmanlı torunu. Ortağım hoş geldin ya. Oğlum adamı duyamıyoruz ki amına koyayım efektlerden. Samet. Kapattım çünkü. Samet hoş geldin. Efektle alakası yok ki. Samet. Ne oğlum gelmiyor mu ses? Geliyor. Abi, ne yaptın azaldı? Çok kızsın abi sen. Çok güzel oldu. Biz açalım, biz açalım. Ellemesin. %200 de benim. %200 zaten. 300 yap. O kadar çıkmıyor. İzin vermiyorlar abi ona. Çok mantıklı aslında. Anasını sikeyim öyle Discord'un o zaman. 200'e kadar çıkartabiliyorsan 300'e de çık vallahi. Ya Samet'in sorunu acaba... ne diyeceğim? Sesim... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadi konuşmayı unuttun. Samet alkollü müsün Murum? Alkollüyüm. Hadi bomba çözme. Çağrı soruyu sor. Yok. Ortağım. Ortağım. Selam vermeye geldim sadece. 1 milyon dolar verseler. Dolar verseler. Siktiririm götümü. Arkadaşlar enflasyonu anlayın. Bak enflasyon nereden nereye? Bu orospu çocuğu. Sana bu zevki vereceğim. Onu yarım milyon arttıracağım. Bu zevki vereceğim. Baştan siktiririm götümü. Rahatlayayım ben de. Sen de rahatla ben de rahat. Vallahi biliyor musun? Kendim sikilmiş gibi rahatlardım biliyor musun? Ben de rahatladım aşağı. Sikmişler gibi rahatladım harbiden. Vay be. Oğlum acaba Samet'in ses mikrofondan dolayı mı sekiyor? Bilgisayarından mı şey var? Çözeceğim bir dakika. Çözüyorum bir saniye. Crispy. Kulaklıktan dolayı sekiyor. Oğlum o kulaklıkla sekemez. Kulağı dikey kullanıyor. Hayır çok yüksek kullanıyor. Ya dişi ama rakı kokmuş bu. Nasıl yani? Benim ekipmanla ne alayı rakı şeyine düş, maruz kaldı orada. Oğlum o bilgisayar rakı döktü. Bunu kız. Duyuyoruz beni. Hala evet. Duyuyoruz. Duyuyoruz. Sekmiyor lan sanki. Sormadım Nesrin. He ne dedin Samet? Sana sus sen gerizekalı Nesrin dedi. Tamam. Neden Nesrin'e küs müsünüz yoksa Samet? Nesrin'e küs. Bak gitti. Ne olur küsmeyin ya. Daha dün konuştuk. Niye küsüyorsun bana? Ne zaman konuştuk lan sen neyiz? Ya WhatsApp'tan yazıyorum cevap vermiyorsun diye DM'den yazdım ya. Samet normalde... O ne ya? Ben Samet abinin çözümü biliyorum ya. Buna koyayım. 5 senedir aşamadığımız tek olay. Ses sekmesi ve nefes sesi. Ne alsam benim çözümü? Senin oğlum 350 promil ananı tutar mı abi? Ne var mı laptop? Bluetooth var mı senin laptopta? Ne bileyim var mı lan orospu çocuğu sen aldırdın bana. Ya neyi ben aldırdım amına koyayım ya? Var tabii amına koyayım Bluetooth. İsim verme, aldırdım, isim verme. Amına koyduğum bir çocuğu o gün sponsorundu. Al bunu diye. İlk ben aldım amına koyayım. Lan gerizekalı o bilgisayarı sen 6000 liraya aldın o bilgisayar sonra 30.000 lira oldu amına koyayım. Bana ne yarram işe yaramayan bilgisayar 50.000 olsa bana ne. Lan oğlum. Abi fanı yok bilgisayarın. Laptopun fanını sökmüşsün sesinden rahatsız olup. Orospu çocuğu ses yapıyor ses ne yapayım ya sökmeyeyim de ne yapayım ben bunu. Amına koyayım abi, rakı dökme. Abi çıkarttın mı vuruyorsun vurarak düzeliyor ya. Rakı dökmeyebilirdin. Yazıyor mu kardeşim kullanma şeylerinde rakı ya. Dökerse ses çıkartır diye ama. Ya rakı dökmüşsün sen o dua et o bilgisayar yine amına koyayım buralara gelebiliyor ya. Ekran kartı ne Samet onun? Bin. 1050 galiba. Bin amına koyayım. 1050 Ti'dir. 1650 Ti. 1650 Ti ve bak kaç sene önceki laptop yani 1650 Ti yani. 6000 liraydı. 6000'de değildi. 8.5 aldım. 1.5 1500 TL seni sikmişler o zaman kanka. Vallahi kanka bozulmasa 10 numara reklamını yapardım ama bozuldu orospu çocuğu sikeyim anasını ye. Ama ortağım hani 3-4 senedir de hardcore kullandın ama bilgisayarı.
Hala hardcore kullanıyor. Kanka yani bu kadar çabuk bozulmaması lazım da amına koyayım. Ama kanka bak, su döktün, rakı döktün, sigara külü bak, döktün. Bak bir Asus olsa bak ortam, sana eminim Asus'la kullandım bunları. Asus anasının amı gibi, ne dökersen dök orospu çocuğu çalışıyor. Çalışıyor mu abi? Bari amına koyayım. Ya Asus överken orospu çocuğu kes, deme de bari. Kim, kes Asus buraya, gönder Asus'a gönder. Belki izliyordur, hediye gönderir belki sana amına koyayım. Abi küfürsüz bir övsene, belki gönderirler. Tamam da bak Asus Allah çarpsın şey gibi ya, bu amına koyayım kırılmayan telefon vardı ya, Nokia 3310 mu ne amına koyduğumun çocuğu. Onun gibi kanka Asus'a ne bak, dök sula amına koyduğumun laptopunu, çalışıyor adam ya. Küfürsüz alamıyoruz ki abi. Küfürsüz alamıyoruz. Küfürsüz bir Asus övgüsü yapsana. 10 saniye yapsan sen mail atacağım. Asus seni çok seviyor. 10 numara çalışıyor laptopların. O kadar taviz verme, o kadar taviz verme. Ananı sikerim ama çalışacağım. Google bunu mail atalım. Bunu mail atın. ama benim kanalımdan görüntü göndermeyin Google. Kendi kanalından gönder. Tamam, tamam. Google'dan gönder. Google benim tamam. Kanalım. Sana da hediye ederler. Google. Tamam, inşallah. İnşallah. Dava açmasınlar da. Yok yok, hiç davalık bir şey yok. Samet, o zaman sana bir kulaklık hediyesi yapayım ben sana. AirPods'a geçsin bence Samet aha, abi. Aha. Allah. Ama. Aç aç İtopya, aç aç. Sikerim amını seni. Ama bence Samet önce abi. Katlayacaksın, önce katlayacaksın. Ben Samet bunu yapalım, ben bunu seçeceğim. Yapalım. Ya sus Nesin, sana mı sor? Samet, Samet abi. Ben sana öneririm mi? Samet abi öneririm mi sana? İki tokatladı Nesin'in oradan buna bir durdunuz mu? Nesin'in bir konuşma sen. Samet abi bence AirPods'a geç. Ortam. Samet bana satışı olsa geçsin abi. Ortam. Nesin'e fiske vurmasaydın. Ya sus, sana mı soracağım amına koyayım. Samet abi istediğin kulaklığı alabilirsin. Samet. Sınırsız para. Aç. Aç İtopya'yı. Açtım İtopya'yı. Yılmaz abi amına koyayım her şeyde Samet'le story atsın diye yazmayı biliyorum. Tamam ortam sen bir şey söyleyeceğim. Story atıyor musun ortam sen? Kampanyalarda falan. Kulaklığım geldiği gün atarım story'yi. Ben sanki amına koyayım. Kablosuz olsun abi, ses çekmez kablosuz da. Aa! Senin kulaklığın bende moruk, burada. Yılmaz abi gönderdi sana kulaklık. Onu ver abi, bu. Onu ver. 10 numara kulaklık amına koyayım. Sana yemin ederim Samet abi, o çok iyi bir kulaklık. Ondan iyi kulaklık yok. Kaç bir dakika. Kablosuz hem de. Kardeşim kablosuz bu, kablosuz. Arat abi Topya'da fiyatını görsün, direkt kabul eder. Tamam aratayım. Aynen Samet abi şu an çağırabildik, çok iyi. Arat kaç para lan? Bir dakika. 8000 lira falan abi. Aynen 8 tamam, falan. Tamam aldım onu. Al al abi, hiç direkt. Hayırlı olsun. Samet abi vallahi çok iyi bir kulaklık o. Bu neydi? 10 bin lira olmuş. Aha, 10 bin işte olmuş. 10 bin olmuş Samet abi. Yok bu şu an benim kullandığım. Yine yani benziyor ya. 999 abi, 8, sayılı 8, olmuş. 8 bin abi soldaki. 8 bin olmuş. 8700 olmuş ortam. Al al Samet abi al. Aldık. Tamam ama aldın, ama nasıl aldın? Nasıl aldın? Buradaki 30 bin doları 40 bin dolar yaparsan direkt senin oldu bu. Abi sokma bu adamı dostum, ya buraya. Dostum 50 liracık göndermiş. Bundan 15 sene sonra farklı sebeplerden ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. Bizim gibi eğlenceli anlarınızı siz de bizim Etopya'da gibi YouTube'den izleyebilirsiniz be. Etopya'dan dostum 50 TL gönderin. Bundan 15 sene sonra farklı sebeplerden ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. Bizim gibi eğlenceli anlarınızı siz de bizim gibi YouTube'dan izleyebilirsiniz. Hiç anladıysam ne olayım yani? Ne demiş? Anlamadım ki. YouTube'dan izleyebilirsiniz demiş. Drop var mı şu an? Var. Bende drop yok. Bende de yok. Ortam bak. Sitede Case Battle denen bir şey var. Burada VS atıyorsun. Ben kumarı çözdüm baba. Bana anlatma amına koyayım. Bak burada 1 VS 1 atıyorsun mesela, atıyorum. Bak 11 dolar açmış. Mesela katılayım sana göstermek için katılıyorum. Ama çok var koymuş. Burada ben sırayla... Var mısın şu an? Burada mısın? Varım, buradayım. Bak burada da şöyle bir oyun stili var. Mesela 5 kutu koymuş 12,5 dolara. Buraya katılıyorum. Tamam mı? Katıldım. Kutular açılacak. Tamam, en fazla parası en olan fazla bütün parayı var. Alacak. Nasıl? Bak, karşıyı da ütüyorsun yani. Bak 2 dolar ona çıktı. 1.80. Geç bu 150. Var. Rulet bu. Bunu geç. Aynen. Rulet gibi. Buradan. Dur bekle şu bitsin çıkayım. En pahalı kasaya götür ya Samet abi. Slota girelim biz.
Oğlum bunlar isimlerini verme Tezcan ya. Ya Amir anamızı bunlar sikti. Öyle mi diyordu? Son kasa. Gard'ın suratındaki gerginliğe bir baksanıza. Koydum. Mert'in sesi videodan mı geliyor? Evet, siteden geliyor Mert'in sesi. Buradan çık dedi abi, buraya istemiyor. Şu 200 dolarlığı almayalım mı ortağım? Alma ya, çık ben kattım. Dur 200 doları alalım. Aç, yeni sekmeler aç abi istersen. Samet abi bir taktik verelim mi? Kaybedersen Samet abinden düşmez abi. Benim 200 dolarımı kaybedersen senin götünü sikerim. Yok yok kaybetmeyeceğim, sakin ol. Dur dur. Bu bizde. Ya sen bir kapat çeneni artık ya. Karamaz sen söyle. Ben, ya. Ben yapayım abi. Hala. Bizde. Bizde abi rahat ol. Bizde abi. Sende de olmadı Karaman. Karaman. Hala kayıptayız. Hasan da sıra. Dur ben halledeceğim şunu lan. Ben bu cenabetliği tanıyorum. Bu ortağımın cenabetliği. Siktir git orospu çocuğu. Sen aç. Bu adama 200 dolar düşük başlatacaksın abi. Düşük verdin artık. Aynen. Ana koyayım adam şov hala yaptı. Hala kayıptayız. Orospu çocuğu. Anamızı sikti adam. Samet abi senin bakiyeden keseceğiz galiba bunu. Benim bakiyeden kesemezsin. Ben 30k netle başlarım. Sikime kadar olur. Tamam oğlum 30k net tamam. Seninki 30k net burada. Tamam 29.800. Belli olmaz abi. Afife gelirse alabiliriz. Yok artık abi. Ya yok be kardeşim ya. Yuh artık ya. Hadi bir bıçak tutsun. Bizde tamam bizde. Neyse kasalara geçiyorum. 30k bakiyem var. Bir de upgrade sistemini göstereyim sana. İtemleri buradan seçiyorsun. İstediğin fiyatı yükseltiyorsun. Sağ mı sol mu işte. Yüzde balans var. Ona göre geliyor. Haberin olsun. Samet abi Filip, buraya bayılır. Samet abi Filip burayı sever. Bunu yaparız. Evet kasa alayım senden. Geç. Orta halli kasaları açar mısın ortama? Bana bakiye verebiliyor musun? Yani orta halli kasalar hangisi? Senin bakiyesine. Ya şimdi Arrow. 59 dolarlık var, 118 dolarlık Arrow var. Lore kasası en iyi kasa. Mesela Max ne orada? Max kasa Max ne? Lore. 400 Max. Kaç para? 400 dolar diyebiliriz. En düşük ne? En düşük 1 dolara da var abi. Demek ki orospu çocuğu orta halli kasa 200 dolarlık. Yani sağlık abi bir vice. Temel matematik dersi alıyoruz şu an. Olabilir ama şimdi ortalamasını neye göre aldın? Belki 1 dolarlık kasadan 10 tane var. Anladım. Onun ortalaması değişir ama 200 diyelim hadi. Yes. Aman akodumun çocuğu. Şovunu git hocalara yap. Bak sikerim senin belanı. Kasa söyle lan. Öyle mi talladı abi? 236 orada Viz kasası. Voice kasası bu arada. Viz yazıyor orada. Tamam. Beşli mi? Kaçlı? Beşli tabii. 1182 dolar eder. Şahanım. Beşli aç. Oy. Samet hepsini yükselt. Samet satma. Yükseltmeye git Samet. Ben yayından izliyorum. Bir dakika DC yeni. Şu hızlanmayı da kapat ya abi. Kaç Samet, para oldu şimdi? Samet hızlı oyun sever. Dostum 1100 verdik 1045 aldık. Bunları yükseltmeye götürebiliriz ama. Birazcık bol bol aç. Bir beşli daha aç. Yükseltmeyi sonunda yapacağız. Zarar. Şimdi zarar ettik. Dur çözdü sistemi. Bu piç hemen sistemi nasıl çözdü ya? Bir beşli daha, beş tane beşli açacağız buradan, aç. Oğlum dur. Kazandığı yerden ayrıl baba, çık. Satalım mı çıkalım yoksa? Kar cebe yakışır. Sat çık, satma. Sat çık. Diğerlerini de sat. Onur yükseltelim Samet. Ya yükseltelim. Sikirin gidin amana koyayım ya, hayatımı bundan sikindi. Çık, diğerlerini de sat. Şu an kardasın abi. Şu an kardayım, bekle, kara devam edeceğiz. Sağda hepsini sat var, çarı sahibi. Hepsini sat. Yağmur'a bulup Discord'a baksana. Kaç oldu? Ya 300 dolar kardasın. 200 dolar kardasın. Hani kardaydık amına koyayım. 380 dolar kardasın. 30'la başladık. 380 dolar kardasın şu anda. Tamam gir aynı kasaya devam edelim. hani kazandık kaçmanı, hani kazandık kaçıyorduk. Kazanamamışız ki amına koyayım. Beşli gönderiyorum o zaman. Kağıt abi. Oy. Ha. Tekrar beşli. Çölyak ne demek? Ha? Çölyak. Hastalık o. Niye soruyorsun? Kim dedi? Ne? 10.000! Ne oluyor? Direkt 40.000 yaptı. Direkt 40.000 yaptı. Sat. Direkt 40.000 yaptı. Sat. Sat. Ayrıl. Çık. Sat. Sat. Kazandın Samet abi. Bilgisayar kazandı. İstiyorsan yükseltelim ortam bunu. Sat lan. Yükselt Samet. Çocuğu, sat.
10 bini yükseltebiliriz istersen 20 binle. Yükseltelim. Samet yükseltelim. Kapandı. Bu oyun kapandı. Sat bunu. Sat. Aha 39 binde kaldın. Kasayı ama... da sat 40'a yüzeye konu. Samet abi bak sakın bugün şanslıyım deyip hapa. Aman akoyim 40 bin yaptım. Bitti kazandın. İtopya'ya geçelim hemen. İtopya'ya geçelim. Yan sekme. İtopya. Laptop. İtopya laptop. Hemen bilgisayarlar hazır hemen sistemler. Bir masajcı. Kulaklığı alalım. Kulaklığı, kulaklığı aldın zaten. Aldın. Kulaklığı aldım. Tamam o zaman ne lazım laptop bize? Laptop. Mouse lazım abi ya da senin mouse iyi ya. Ha laptop. Bu Logitech. Bunu istemiyorum ben. Depremde bir kuruş para vermeyeceğim Oros çocukları. Logitech gidelim Derya abi, Hanım chatte. Gidelim abi mouse'lara girelim. Logitech Derya Hanım chatteydi. Logitech Derya Hanım selamlar. Logitech'ten Derya Hanım değilmiş pardon. Mustafa Bey'miş Logitech'ten. Mustafa Bey'miş. Mustafa Bey siktir git. Samet abi ekran kartı mı alsak ya? Parçaları tek tek alalım. RAM'den başlayalım. Tamam. Ya ney RAM'i oğlum? Başlıyorsun. Niye ucuzdan başlıyorsun ki abi? Son model RAM aç bir zaman koyayım. Aç abi, abi bu adam ne istiyorsa sepete ekle hemen. Sepete ekle. Meze. Ekle sepete ortam RAM ekle. Tek tek dizeyim ananı sikim. 64 GB RAM. Kendine ne değildir abi o. Kendin topla da ya direkt abi. Oradan ekleyelim. Hangi RAM? Yandaktan da hard disk at senden olsun o. En pahalı yap dedi. DDR5 yap seç abi hemen. DDR5 alalım. Abi DDR5 6000 MHz. Karaman ne diyorsa onu yap. O zaman 4070 Ti, 4090 Ti de olabilir. Kaçlık? En iyi RAM'i söyle. Kaçlık? 28. 6000. 64 kafi ya. Çok da şımarmayalım. 28 ne amına koyayım ya. Manyak mısın sen? Karaman en iyisi hangisi? Abi en baştaki bayağı iyi. En aha, baştakini koy sepete. Emin misin ortam ama Kingston ortam sen ama sevmezdin. Eminim 6000. Şurada 250 dolar. Ben sana 10.000 dolar kazandırdım orospu çocuğu. Ekle bunu. Ulan mantıklı konuştun abi. Eklemesek mi? Direkt ekran kartı alalım. Ama 40'ta kulaklık dedim. Sen kulaklığı hak ettin. Kulaklığı aldım zaten. Kulaklığı aldın 40'ta. Tamam bunu ekle. Yanına bir tane de senden hard disk ekle bunu. Ekle be abi. SSD Samet abi ne hard diski? SSD. SSD. Tamam SSD hard disk değil mi? O amına koydum vallahi SSD. Hayır abi hard disk yavaş SSD hızlı olan. Ne SSD ne amına koyayım? Hard disk değil mi SSD? Evet sert sert disk. Hard disk. Tamam SSD versiyonunu ekleyelim hard diskin. Ya. Ekle abi 500 lira 500 okuma. Ben kaybedeceğim burada. Şurada IQ artmamış amına koyayım görmedin. Hangisini istiyorsun? Bunu ekliyorum. 480 GB M200 SATA 3.0. Gönlünden ne geçiyorsa bakalım ortağına gönlünden ne geçiyor. Hayda. Derinden girdi abi. Abi o zaman M2 SSD'de kalalım ya. 2 TB. M2. Dur bir dakika. M2 SSD 2 TB. Şuradan bakalım. Hep ol ama. Hep yanlış yeri seçiyoruz. Şimdi bir dakika. 1 TB kafi. 1 TB bence de kafi. Abi bir tane oyun yetişmez. Yeter. 2.5 neydi Samet lan? Samet abi yazılımcı. Oğlum, aha Samsung. Terabyte. En iyisi Samsung Evo. 1 terabayt iyi ya. 2 tane FIFA yüklese doluyor. Ben Karaman sence hangisi? Bence burada. Benimki en sağdaki. Benimki en sağdaki. 5000 okuma. 970 benim. Memnun Evo, musun? Evo. Performans. Direkt memnun Samsung musun Karaman sen? Evet abi. CS'ye giremiyor. O SSD ile alakalı değil. Bu benim ekran kartıyla alakalıydı ya. Ha. Ortağıma buradan ne ekleyeyim? Ortağıma buradan orta fiyatı ekle işte. Ne en pahalı ne en ucuz. Samsung ya bu. Gereksiz pahalı. Seagate. Aynen okuma yazması daha iyi Seagate. Evet okuma yazması daha iyi ama 5 yıldız almış iyi abi. YC'den. Tamam bu 5 yıldızlı ekleyeyim. Ortama 5 yıldızlı tamam yakışır. Sepet ekledim. Helal olsun. Siteye geri dönelim. Şimdi alışveriş paketimiz 8374 TL oldu ortam. Kâfi. Güzel. Ama sen bu SSD'yi laptopuna mı takacaksın? Yoksa götüne mi sokarsın? Kafa topluyoruz abi. Götüme sokar. O zaman götüne sokacaksan daha güzel bir ürün var elimde. SSD'ye gerek normal hard disk alalım. Daha kalın. Siteye geç orası çocuğum. Tamam sırada anakart var. Bıçak kasasına gel.
Şimdi kimi, yeni challenge'ı söylemedim ama yeni challenge'ı. Yeni challenge ne amına koyayım? Bekle. Ben düz arttıracağım böyle, her arttığımda alacağım bir şeyler. 5000, her 5000 dolarda geçelim siteye. Tamam, o zaman tamam, challenge'ım şu. 40.000 dolar oldun ya. Hı. 50.000 dolarsa 50 burayı alıyorsun. Ama orospu çocuğu, burayı aldım zaten. Hayır, 40.000'de kulaklık kazandım. Kulaklık kazandım. Ulan 40'ı boşuna mı yap? Kulaklığı sen zaten verdin direkt. Hayır. Çıktı ama hediye. Oğlum şimdi bak, bunlar için yarışıyorsun. Birisi benim hediyem, diğeri şunun için yarışıyorsun şimdi. E o zaman niye 30'dan 40 yaptım amına koyayım ben o? 30'dan 40 yaparsa kulaklık hediyesiydi. Hani hediyen de amına koydum kulaklık. Bak kulaklık hediyesi. Ulan hediye etmedin mi zaten onu? Tamam, 30'dan 40 yaptığın için hediye ettim ben sana. Haklı, Samet abi haklı. Tamam. Samet abi haklı. Tamam şu oraya an... kulaklığı ekle, sepette dursun. Kulaklığı niye ekleyeyim? Yanımda kulaklık amına koyayım. Şu an bu sepet garanti abi. Değil mi? Samet abinin tamam, garanti, garanti aldıkları. Şu an artı her 5000 dolarda bir, orası sepete bir tane daha ekleyeceğiz. 5000 evet, dolarda bir değil. Her 10.000 dolarda bir. Burası garanti şu anda. O zaman 10.000'de gider anakartı eklerim oraya. Tamam. O zaman ne ekleyeceksin söyle. Ben challenge'ı söyleyeceğim sana. Samet abi ekran kartı en pahalısı. Ekran kartı söylüyor Samet. Her 10.000 dolarda o ekran kartını ekleyeceğim bir sonrakine. Artı 10.000'de. Tamam, şimdi o zaman abo, ekran kartını ekleyelim. Lazım. Ekran kartını ekleyelim. En son kasayı kabul et veya tamam, devam et seçeneği vereceğim sana. Tamam. Ne çıktı lan en son ekran kartı? 4000. 4090 var. 4090 Ti. Anasının amı yani. 4090 Ti. Çağrı abi de yok. 4070 iyi ya. 4070 çok iyi abi. 22. Uygun da. Dördüncü. Ti. 4070 orospu çocuğu edişim var. Bu sana üretilmiş bu amına koyayım adeta. Alalım, sen kullanırsın bunu. Bundan ekleyeyim mi sepete? O ortağım. Selam vermeye geldik. Bak küfürler, hakaretler. Doğru söylüyor. Abi adam sana ne paralar kazandırdı. Oğlum harbiden o çedişin diyor ama. 2 dakikada 10.000 dolar kazandırdım. Orospu çocuğu demediğim mi kaldı? Bak şimdi ortağım. Bu sitede kazandığım parayı ben zaten çekemediğim için burası bana giren kısım. Sikime kadar beni ne ilgilendiriyor? Tamam baba, olsun canın sağ olsun. Evet. Tamam Seç bir tane. Bir aşağı bakalım abi. Bana ne? Benim sana daha güzel bir teklifim var ortağım. Evet. Bu teklifi bir kere sunacağım. Hayır dediğin anda olay biter ama. Bekle. Aha. Aha. Sana ben montaj ve kurulum hizmeti vereyim. 1 lira. Hazır sistemden abi. Sessinler beni. Dur oğlum bir dakika, nerede ya bu? Ne arıyorsun? Hazır sistem mi? Ortağım hiç ekran kartıyla falan uğraşmayalım. Tamam mı? Evet. Hazır laptop. Ya Gigabyte Mert Bey yardımcı olur. Aa, stoklarda yok. Mert Bey'in yardımcı olacağı bir şeyler aç. Aynen bu. Mert Bey işte Lenovo demiş. Allah korusun. Allah. Gigabyte konusunda yardımcı olurdu Mert Bey. Sadık abi. Olurdu derken olamıyorum artık. Hayır, olamıyorsa kapat. Kalmamış ki. Getirtiriz ya Yılmaz abi ya amına. Bir şey şu sağdaki iyiymiş ya, tam Samet'e göre. Evet Sadık, oh, Samet abi çok rahat götürür. Bir gün burada bir gün Amerika'da amına koyayım getirir. Şunu Google'da baksana çar, ne kadarmış şu ya. Bunun ben sana 62 bin lira nerede? Falan galiba. En az 30 bin. 35 bin falan. 30'dan fazladır bu. Daha fazla. En az 30'dur, en az 30. Hiçbir yerde bulunmuyor. Bu eski mi ya, üretilmiyor mu? Kalmamış ama Gigabyte'ın orta hallesine bakalım. İ5 abi, o biraz Samet abi program kullandığı için. Aa bak var, sağda 36.000'e var. Gigabyte. Gigabyte ama. 37.000'e var sağda abi. Bir sağa gitsek daha da açacak galiba. Niye ki Mert Bey'e de bir rakı ısmarlamak lazım bunun için. Ha Acer Nitro 5 var. Ha Acer Nitro 5. Ha, Nitro 5. Aç. Samet abi zam gelmiş. Bu Nitro 5. Aç bakayım bunu, aynı bilgisayar mı? Sendeki aynısı işte. Abi sen bu bilgisayarla nasıl oyun oynayamıyorsun ya? Ya bu bilgisayar... Yok, bu 3060 yok lan. Yok yok, aynısı değil, 3060. Aynısının 1660 Ti olan ya. Bunu alalım, bunu Nitro 5. Açsana bir, aynısı kaç para olmuş? Nitro 5 AN
Kaç amına koyayım? Bir dakika. AN 517 miydi? Neydi bu? Bir dakika. Neydi lan o? Arkasında burada yok. Yoktur abi. Acer burada yok ama. Söyle bir dakika modelini. Acer Nitro 5 AN 517 yaz bakayım. Ekran kartını söylesen de olur ya. 1650 Ti. Tamam 1650 Ti yaz çıkar. Yaz. Yok 3070. 1650 Ti yaz ya. Cahil orospu yaz. Bak ondan sonra da ki bana küfür etti bana. Ha şu. Aha bu. Hah bu. Klavyesini tanıdım. 8 GB 512 GB SSD. Aa vintage olmuş abi bu artık. Vintage mı? Ha, abi hiç kötü değil bu ya. 17 bin mi? 15 bin. Yok bu değil. Ya bu nasıl yok ki abi? Bunu ancak sahibinden de bulursun. Cimri'ye bak orada bütün fiyatlar gözüküyor aslında. Aha. Piyasadaki son laptop ben de isteyene satar. 12 bin liraya düşmüş. Evet bu. Ama şu bilgisayarın sıfır ile senin bilgisayarın arasında çok büyük fark var yani şu anda. Kilogram farkı bile var amına. Yani senin şu anda bu bilgisayarın içinden geç. Şu sekme olayını düzelt. Düzelecek. Mikrofonu hediye edince düzelecek. Aynen. Mikrofon gidince. Sekme olayı ben değil. Bizlik ama. Sekme olayı da bizlik. Dostum. Bizim burada yapabileceğimiz en büyük olay. Gigabyte'ın bir tane laptopunu. Yani. Mert Bey uyudu mu ya? Uyandıralım yani. Gece Mert Bey uyandıralım. Diyeyim ki. Ya diyeyim. Dur, adam katladı var, diyeyim adam, ya. Arasana bir Samet. Ne diye kaydı? Çağla abi sen hemen mi atsan? Bu saatte arama abi. Lan. Samet abi yok sen arama dur biz hallediyoruz. Çağla abi. Samet arıyor musun? Samet arıyor musun? Vallahi aradım. Oğlum arama. Yayına çağır abi. Abi. Megafonu versene bir daha abi. Megafonu ver. Oğlum saat kaç oldu? 2.30 olmuş. Saat kaç? Uyuyordur ya abi ya kapatsak mı? 3 olmuş ya. Kapat uyuyor. WhatsApp'tan yaz bari ya. De ki bizim bir iş vardı. Megafona ver megafonu. Verdim zaten orospu çocuğu bakmadı adam telefon. Mesaj at özlendin yaz. Hemen laptop isteme. Uyudun mu yaz? Uyudun mu? Şeydi. Mert Bey Allah razı olsun özlendin. Öyle yaz. Yayını izi sekmeden izliyorsa da açmamıştır. İzle. Ulan şu telefonu açsa 30 bin liralık oluyor adam. Allah korudu vallahi herif. Roma'ya gitmiş herhalde bu da ya. Tüh. Bakmaz. MSI'dan var mı abi? MSI'dan bir tanıdığımız bey veya bayan. Bir dakika biri. Çağrı'nın vardı bir yerden. Corsair'di. Corsair miydi? Kasa şakası. Nazlı Hanım var. Nazlı Hanım'a seslenelim. Nazlı Hanım'ın numarası var mı bakayım. Oğlum bu saatte arama uyuyorlardır. Ya Nazlı Hanım beni seviyor. Kaçta arasam arayayım açalım. Ha Thermal Tek pardon. Oğlum onlar kasa yapıyorlar. Ne yapacağız? Boş kasa mı alalım Samet? Tamam kasa alalım o zaman. Nazlı Hanım'ın numarası yok ya. Ortağım. Bunlar zaten... Şudur zaten o bir yerde. Laptop değil ki bu kasa veriyor sadece. Kasaları var Nazlı Hanım'ın termal tekleri. Yok mu içine koyacak bir şeyleri? Var soğutucuları var fanları var. Var amına koyayım içine sarma sarıp koyar. Ortağım. Laptop'tan söktüğümüz RAM'leri takarız. Kasalar da güzelmiş he. Cidden güzelmiş. Aa. Nazlı Hanım'ın kasaları güzel. Bak şimdi. MSI'ye bakalım bir laptoplarına. 90 bin ekle. Tamam 90 bin. Alalım Samet abiye. Ne olmuş Karaman, oğlum bu fiyatlar ne ya? Kasanı senin Karaman. Keşke Google. Bu ne oğlum ekran kartı mı yok bunda? Evet. Bu ofis bilgisayar abi. Ofis bilgisayarı. Şu 26 bine var abi 3050.
Bunların fiyatları ne olmuş böyle? Oğlum MSI gereksiz pahalı ya. MSI çok pahalı. Ben MSI kullanıyorum Google. Eskiden ucuzdu da çok bir anda 3 sene öncesine çok fırladı. Aynen ben de 3 sene önce aldım. İlkin ekran kartı. 3050 Ti 4 GB. Bir de HP'ye bakalım. Az değil mi ya? Bak bu arada Acer olur yok. Bu arada. Tamam Acer'a bakabilirsin de Acer bozulmasın ama yani bana gelen Acer. Abicim sana gelen Acer bozulmuyor. Sen rakı döküyorsun. Bozuyor mu bilgisayarı yani? Baba çağırsan çok da bilgisayar göndereyim mi? Zamanında yapmış ya telefon bak at diyor ananı sik diyor bu telefonun üstünden dozer de geçsin de bozulmaz diyor. Laptopun fanını söktün Samet. Çağrı. Abi tabii ses çıkartıyor da fanı söktün. Çağrı kuzenime şundan aldık diye. Çok memnun. Tam bir fiyat performans haberin olsun ciddiyim. Ortağım parayı ben buradan Kemal'e verip göndereyim. Aa evet bak bu da iyi. 3050... HP hayatta kullanmam orospu için cehennem. Lan sakin ol. Samet eskidendi. Markaya bir şey demiyor ya yok. Kullanmam kanka yok. HP bu. Bunda zor oynarsın. 3050 Ti bak. Yok ya bak, bizim cehennem bu sektörde. Bundan daha soğuk kanka. Bak cehennem bundan daha soğuk. Bu laptop'tan daha soğuk. Yok ya. Abi biz kasa açmaya dönelim. 5 yıl önce evi bununla ısıtıyorduk. Doğalgaz yakmıyorduk. Ortam stand-up'ı bitir istersen. Stand-up'ı bitir çünkü davalandık az önce haberin olsun. Kusura bakma neyse o. Kötü bir şey değil ya soğutucusu var onun. HP'ye de buradan elveda diyelim bay bay diyelim. Sizinle çalışma ihtimali güzeldi. Ortam. Monster'a ha, bakalım. Bak, bunlar da çok iyi Monster geliştirdi. Monster olur bak. Monster güzel bence. Tulpar. Monster Tulpar. Tulpar. Semruk. Aa bende bu var. Nesli sen iki özellikleri bu değil. Nasıl yani Nesli? Sende laptop da mı var? Mansur Nesli demiş abi göndersin oradan ben parayı ben buradan Kemal'e verip göndereyim demiş. Neyi göndereceğim? Aa evet ucuza getirebilir Almanya'dan. Tulpar T5. Ha ilkini alalım harika. Neymiş? 3060 Max Performance Artı GB 28.499. Sevgili Monster. Ama bir dakika. Oh, Harun abi, Haruncan abi. Seslendiriyor abi oradan tanıdık belki çözer. Oğlum bunlar İtopya'yla aynı kulvardalar mı? Çünkü ben İtopya sponsoru Monster yok. Göstermem etik olmaz. Bunlar bildiğin üretiyor ya. Fabrikadan alkan. Bunlar Monster laptop marka abi, bunlar ya. Bireysel İtopya... ya bunlar. Bireysel. Şey. Bunlar kimseye bağlantılı değil oğlum ya. Samet bunlar yerli ve milli değil mi Monster? Yerli üretim. Yerli ve milli kanka. Alın aldırın. Sepete ekleyelim abi sonra sen challenge'ı koy. Sepette 500 lira var abi. Yok yok Monster olmaz abi. Olmaz ne Monster abi. Ya? Olmaz abi. Kapat olmaz Monster'ı ya. Abiciğim Monster'la olmaz. Ya benim sponsorum İtopya. Gigabyte ve İtopya. Evet, bunların dışına Mert çıkamazsın Bey kardeşim. Mert Bey çözecek bize. Bize Mert Bey çözecek. Uyuyor şu an. Ama... Mert Bey uyuyor amına koyayım. Dostum. Zaten uyumasa bile stok yok kardeşim ya. Sen şu sağdaki laptopu aç abi bir bakalım. Bak. Sen challenge'ı da koy Mert Bey'e sorarız sonra o kabul tamam, ederse. Tamam bu işte. Tamam. Gigabyte Aorus. Bir dakika. Gigabyte Aorus 15 XE 4 i7 127 0 16 GB DDR4 RTX 3070. Oo. Oh. Of. Oh. 8 GB bir de. Güzel, evet. Oy bir tarafa da SSD oy QHD amına koyayım sen hayatında QHD senin gözün bile QHD görmüyor amına koyayım. Monitör QHD 165 Hz Windows 11 Home Notebook. Onu 7'ye yaparız ya Windows 7'ye Samet, yaparız. Samet stok tükenmiş. Ben onu cracklerim yüklerim internetten. Samet stok tükenmese ben sana söyleyeyim mi stok tükenmese. Babacım koskoca İtopya stok tükendi diye bir şey yok gider bulur o makineyi. Ama Mert bu makineler, çözer. Bu makineler bitti. Dünyada bitti makine. Mert Ahmet sen oyunda oynuyorsun. 17 inç istesene. Ayrı bir monitör alırız bağlarız biz. Kaç inç Mert? Bu 15.6 bu. Bununla oyun oynamaz. Seninkiyle aynı işte Samet ya, saçma abi. Saçma sapan konuşma oğlum. Tamam, 15... Benimkiyle aynıysa oynanır ya. Ben oğlum 15'te oynanır 15'te güzel oynanır. Alış. Güzel bu. Güzel bu güzel. Aa, evet Çağrı abi challenge'ı koy. Kaç dolar yaparsa veriyorsun bunu. Bunu veremiyorum ki. Bunun satışı yok bunun. Ya Mert Bey çözer. Mert Bey çözer. Fabrikaya gider gerekirse. Mağaza stoklarını görüntüle desene bir abi. Mert Bey bunu halleder. Ürün yok. Hiçbir yerde yok ürün.
Babacığım, tamam. Mert Bey halleder amına koyayım. Sana ne ya? Lan olmayan ürün nasıl halletsin? Oğlum, çekiyor sesim. Firmanın yetkilisi değil mi amına koyayım? Abi Mert muadilini çözer en kötü. Muadilini çözer. Yani muadil getirir. Ya bir dakika. Gaming laptop. Gaming laptop seçeneği nerede burada? Bunlar ya bütün laptoplar işte. Bas abi netuva bas. Sesim sekiyor diye bağırırsan seker amına koydum çocuğu sesin. Bir de notebook seç olmuyormuş. Hazır kasa bakalım abi, hazır kasa. 58 bin lira. i9. Senin var. Eski kasayı aa, niye vermedik abi? Almıyor amına koydum, almıyor. Duruyor evde. Hasan onu sen alacaksın Hasan. O eski kasa diye diye eskidi amına koydum kasası harbiden. Yok be abi o kasa hala iyi. 2060 süper var onda. 2060 süper ulan var. 2060 4090'a geçildi artık. Süper ama 2060 süper o. Abi sende de 1650 Ti dostum, var ama. Dostum 2060 süper. 3080 harikaya eşit. Tamam o kasayı modifiye edelim o zaman. Tamam o kasayı modifiye edelim. Tamam. Ona bak ne lazım. Ne eksikti o kasa? Ben sana bir söyleyeyim. O kasaya bir SSD. Tane SSD lazım. SSD'yi tamam, takıp. Tamam kazandık zaten. Hak evet onu verdin zaten. Hediye kendinden hediye verdin. Abi süper yaraklı. Masum. Bir tane monitör lazım o RAM kasaya. RAM'i aldık. RAM'i de aldık. Tamam monitör o zaman lazım. Tamam monitör için. Monitör lazım. Bakalım. Tamam monitör 5000 dolar hadi monitör. Bir de bir SteelSeries klavye şey. Monitörde de sana şöyle göstereyim. Bir 144 Hz alalım 27 inç. Çok 27 çok büyük. 24 nerede inç. Oğlum monitörler ya? Çevirebilirim dedi. Depolama. Monitörlerden de AUK. Gigabyte, AUK Gigabyte. Asus, Asus. Gigabyte, Gigabyte Mert Bey Allah razı olsun. Dur oğlum Gigabyte zaten sponsorum olduğu için Gigabyte olacak tabii. Gigabyte. Ne olacak zaten? Ne olacak? Bir tane kalmış. Bir tane kalmış. En güzelleri de Gigabyte. Bu iyi. Ben de Gigabyte kullanıyorum. Güzelmiş ya, abi. Ne sepete. Hocam bu gerçekten güzel bak. Çarabı harbiymiş bu ya. Overclock'lu 180 Hz oluyor. Bak bir MS. Çok iyi. Çok iyi. HDMI. Ekle. SS. Bu kaç? IPS ekran var. Çabuk ekle. 28. 165 Hz. Çabuk ekle. 24 inç işte. 24 inç. Oğlum bu... 113 yorum var bu satmış da bayağı. 1920x1080. Ekle çabuk. Yeter. Bunu sepete ekliyorum. 4844. Yanına ikinci monitör olmayacak mı abi? Ya sus bir. Kemal sepete abi. Bakalım abi sepete şimdi. Bize dönelim. Sepete bize dönelim. Tamam şimdi şöyle bir sorun çıktı abi. Senin içerideki kasaya burası tamam. Senin içerideki bilgisayara burası tamam oluyor moruk. Evet mouse klavye de var. Mouse klavye var mı? Aynen. SteelSeries mouse klavyesi de alalım. Vardır vardır Çağrı'da. Var var Çağrı abi de var var klavye. Var var Çağrı abi de var. Evet evet var var harbiden. Harbiden var. Harbiden var. Vallahi var gerçekten var. Allah kahretsin. Tamam. Bak Allah kahretsin var. Hem de kutusu açılmamış Samet abi. RAM uymuyor. Aa, evet abi o demir çıkar. Uymuyor. DDR4 yap onu. Aynı modeli MHZ'si düşük bir RAM alalım. Niye uymuyor lan? DDR5 bunları. Bir de Çağla abi o kasada RAM ne takılı mı? Ne değiştirmek gerekiyor oğlum? RAM'i değiştireceğimize anakartını değiştirelim ama. Kasada bir mantıklı. Kere RAM var zaten. Bir tek kasada RAM var mı? Tamam mı abi? Çıkar abi. Bir şey söyleyeceğim Samet. Hı. Şu ses sekme bak böyle konuşurken de hani arada bir sekiyor. Şunu bir ince ayar daha yapsana lan. Yapıyorum ekranı. Çarı var mı onların? İnce ayar da yapsın. Onda RAM var. Eskisini... Var var. Tamam o zaman çıkar abi. Kart o zaman. Bağır. Çıkar. Ses deneme 1-2. Sen konuş bağır. Şimdi. Bağır bağır. Lan Samet. Bağır lan. Biraz da sen konuş. Hiç duymuyor ki bağır diyor hala. Oğlum sen beni duymuyorsun. Sorunu çok farklı bir yoldan çözdü. Ortam bu sefer ben sen beni de duymuyorsun yalnız. Sekmiyor evet. Başardık bu başardık ama sen de beni duymuyorsun. Yok şu an duyuyorum duyuyorum. Tamam benim güzel. Geliyor mu net geliyor mu? Geliyor. Çok geliyor. Geliyor ama Samet konuşurken siz susun çünkü kısık tamam. Geliyor biraz ama net geliyor. Remi sil abi. Tamam RAM'i siliyorum. Şu an monitörü oynayacak bu adam. Evet tabii. İkinci monitörü alacağız. Tabii Mert Bey o. Sesin kesiliyor ya. Kral diyorum İtalya'dayım. Yayını gördüm yarın gidin monitörü alın aha. Hallederim ben demiş. Yanlış yeri gördüm çabuk laptop aç. Laptop aç. Laptopu görecek Allah kahretsin monitör seni Samet. Laptop aç. Laptop aç. Kahretsin dur yanlış anlama. De ki yanlış ürün o laptopu zaten parasıyla alacağız de parasıyla.
Oğlum sesin sekiyor sesin. Babacım Mert... benim sesim nasıl benden sekiyor? Sekmiyor ya? Daha doğrusu kesiliyor sesin kesiliyor. Yüksek tonda konuş. Kız, yoksa yarrağımı alırsın, monitörü vermezler. Sesi... Al o zaman. Heh. Nasıl şimdi? Şu an var ya bak monitör verir, kasa verirler. Gitti kasa gitti. Monitör de gitti. Mert Bey Allah razı olsun. Allah razı olsun Mert Bey. Aman akım ne varsa Mert Bey'de var. Harbiden. Şimdi monitörü mü veriyor? Laptopum abi. Laptop. Oh biraz. Arkadaşlar size bir seçenek sunayım. Nefes sesi mi duyalım, sesimiz mi seksin? Yoksa ikisi aynı anlam olsun amına koyayım. Nefes duyalım nefes. Babacım bir kere bak. Çözümü yok. Sike sike ya bunu duyacağınız. Bak şöyle bir şey yapalım abi. Şimdi çözüm var. Laptopun mikrofonundan konuş, bizi şeyden duy. Yok öyle çok kötü olur. Lan salak abi, o zaman. Bu adama... Şimdi şöyle bir şey yapacağız abi. Mikrofonu tut, burnunun üstünü al. hava akışının neye geçmesin mikrofon. Aldım. Tamam artık gelmesin. Şimdi nefes dağılama. Şu an nefes sesi geldi mi? Yok gelmedi. Hınkırdım 3-5 kere. Ama tamam. Sesimiz hala sekiyor. Onu da çözümü yok abi. Onu da çözersen var ya bak onu da çözersen. Ya kanka Allah aşkına bunu da çözsem amına kodumun çocuğu. Burada ne işim var? Sikerim amını siktir. Microsoft'ta çalışırım yani. Microsoft'un da kriteri bu değil mi? Anasının namı yani. Microsoft'un koskoca Microsoft'un kriteri bu mu ya? Sesi sekmeyecek, nefes sesi gelmeyecek. Bu iki problemi aynı anda çözersen. Hayır, bütün çözümleri niye sarhoş birine bırakıyorsunuz ki? Orospu çocuğu bir şeyde siz kendiniz çözün ya. Siz ne işime yarıyorsunuz oğlum burada? Dostum. Birazcık kulaklığını arkasından ses kıssan abi. Buna koyduğum yerine sana bu saatte gece evine ekip mi yönlendireyim? Dostum. Çözüm basit, bas konuşu al. Bir daha kim basacak mı ona? Sen basacaksın konuşurken. Unutur. Sen ne yarrama yarıyorsun? Sarhoş birine mi bastıracaksın? İbo, Samet'in bas konuşunu buradan sen basabilir misin? Aynen. Öyle bir sistem var mı? Keşke olsa. Ya da ben basayım Samet'e konuşmaz ama biraz ağlar. Bir dakika dur. Tünele girdi. Çok. Samet abi hiç öyle yapmak gerek yok. Aç sen sesini. Bak bu adam nereyi kurcalıyor eğer yaparken. Koşura bulurum. Aşırı merak ediyorum. Aşırı. Koşura bulurum. 28 içerik olmuş. Mert Bey Allah razı olsun. 28 yerimiz kurtul olsun. Laptop aç abi laptop aç. Laptop aç. O zaten bir tane laptop. Bir tane laptop. Bilgisayar. Notebook. Gigabyte. Gigabyte. Sesli konuşun, sesli konuşun, duymasın. Sadık. Allah razı olsun Mert Bey. Bak. Biz de tam bunun için savaşıyoruz. Mert Bey hoş geldiniz. Bak bu oralarda... Oh Allah. Bu ne dedi bu orospu çocukları dedi. Ya sadece şu da garip. Sadece orospu çocuklarını duyup başka hiçbir şey duyamıyor olmam. Ben artık gerçekten kendimden de kıllanmaya başladım hocam. Bu adamın ağzından çıkan sadece orospu çocukları kısmını duyabiliyorum yani nedense. Aa Mert Bey yazmış stok yok notebooklarda bitti ya demiş. Gigabyte kasa kasa gigabyte kasa. Orada hala bir şeyler diyor duymuyoruz. Samet abi eskenini al. Samet abi eskenini al. Tamam abi eskenini al bir kısmı. Lan bas konuşu aldı da basmayı mı unutuyor arada acaba mı lan? Samet abi çarabeyi telefonu arasın. Samet abi bas konuşacaksa. Aa Hype Mega kasası var aşağıda. Hype Mega. İ5 yapar. İ7 yapar sonra. Yukarıda bir tane daha var Hype Mega sağ üstteki. Hype Duo. 360 Ti var oğlum daha ne olsun. Bu çok iyi. Aa, bak bu çok bu iyi. Bu Hype Duo çok iyi. Mert Bey çiziyorlar ya Gigabyte. Doğu sen Avrupa birincisi olduk. Oy kullanan herkesin eline emeğine sağlık demiş. Tebrikler. Kaplan! Allah razı olsun. Samet abi ödülünü iste. Samet abi bas konuşu aldı şu an basmıyor. Yeni kasa yapalım uygun fiyatlı yüksek performanslı. Mert Bey şöyle yapabilir miyiz? Samet ortağımın şu bilgisayar işini çözelim ricada bulunacağım. Bize öyle bir kasa yapın ki bunların yarı fiyatına gelsin. Çok iyi bir kasa verelim. Yarı fiyatına gelsin. Onu da bir de 4080 olsun. Onu da ben ödeyeceğim.
ben zaten sponsor olduğunuz kişiyim. Dönün bir bakın. Samet ortağıma zaten bir kasa vermek gerçekten şu anda herhangi bir influencer'a bir kasa vermekten daha artı bir olay. Çünkü buna verdiğiniz kasayı bu gittiği her yerde anlatacak. Her yerde evet. Teşekkür edecek. İnanılmaz. Anasını sikeyim anlat. Ne dedi? Anasını sikeyim anlatmazsam diyor. Bu adam rakı masalarında bunu anlatacak. Bak Mert'le bir şeyiz abi. Bak bize kasa yapalım. Videosunu sen çek. Samet'e hediye edelim. Tamam. Aha. Ya. Oy. Tamam. Samet. Senle İtopya videosu çekiyoruz. Sana kasa yaptık. Aha. Videosu. Ama küfür etmeyeceksin Samet abi. Küfür yok. Güzel oluyor küfür video. Yok. Ama sen de bir tane Instagram'a reels çekeceksin kasayla. Story vlog çekeceğiz sana. Reels atacağız. Tamam mı? Paris. Tamam. Hayırlı tamam, olsun. Bir dakika. Net gelmedi. Tam duyalım. Nasıl bir şey çekeceğiz? Story çekemiyorum. Story değil. Ortam. Ben senin bir günlüğünü çekeceğim böyle. Sen sonradan ben story atıyorum ya seslendirmeli. İşte İtopya'ya gittim. İşte orada kasa yaptık kendimize falan filan. İşte Gigabyte sponsorluğunda bana böyle bir kasa hediye de edildi. O yüzden işte teşekkür de ediyorum Gigabyte'a, işte Aarhus'a, Mert Bey'e, İtopya'ya. Aynı zamanda çocuklar gibi şen bir şekilde eve geldim. Kurulumumu yapıyorum. Aynen. Arkadaşlar görüşürüz. Bak bu. Aynen bu. Kahve de içeceğiz ama arada. Kahve de içtim diyeceğiz. Ben seni çekeceğim. Sonrasında seslendireceksin sen de. Sonra bunu real satacağız. Ne diyor? Düşünüyor. Yaparız. Ama... Yaparız diyor. Yaparız dedi. Mert Bey ne zamana yaparız kasayı? Bu hafta sonuna alıyoruz. Kasayı ne zamana yaparız Mert Bey? Videoyu da benim kanala atarız YouTube'a. Öz sponsorumuz Mert Bey. Aç kal. Ya ne diyorsun amına soktuğum ne diyorsun gelmiyor abi, de sesin ya. Discord'da ilk geldiğin haline yapsana. Yani şey ilk haline gelsene Samet hiçbir şey duymuyoruz. Valla üfleme ses çeksin ama. Aa gitti. Eski haline gitti adam gelmiyor. Çok. Niye ayar yapamıyoruz ya. Haftayı yaparız sanırım. İtopya'yla görüşelim stokları kontrol ederim demiş. Tamam. Ben size bir şey diyeyim. Sorun çözüldü abi. Allah razı olsun Mert Bey. Allah razı olsun Mert Bey. Güzel bir video çıkartalım. Bir tane de reels de benden oldu. Onu reels bomba olacak. Hatta videoyu bile dış seslendirmeli yapabiliriz. Aklıma geldi. Ha, dış dublaj. Seslendirmeli vlog video amına koyayım. Dublajlı. Evet dublajlı. Güzel. Ortağım haftaya... Efendim. Çok güzel sesimi de duyuyorum. Ortağım haftaya çözebiliriz dedi. Bir stokları da kontrol edeyim. İtopya ile bir konuşayım dedi. Seninle bir tane video çekeceğiz. Benim kanala atacağız onu. Bir tane de sana reels çekeceğiz. Onu da sen kendi Instagram reelsini atacaksın ama ben de story'imde paylaşacağım. Nasıl anlaşma? Bak ben bütün influencer gücümü kullanıyorum. Yayınlarda da şey yapıyorum. Sana da bu kasayı topluyoruz. Nasıl? Konuş. Amına soktuğumun. Konuş adam gidiyor. Samet abi ekran paylaşabilir misin? Abi, amına soktuğumun. Abi. Sen Murat hala... ekran paylaşıp notepad alıp yazsana oraya. Merhaba arkadaşlar. Harbi oradan konuşsana bize ya. Ve böylelikle benim içerideki kasada İbo'ya gider. Oy. Ne diyorsun? Tamam onu ben Adana'ya götürürüm. Aynen. Alsın. Yayın açtı çağır gel. Notepad'e yazacak. Yiyorsun. Dur bir dur gelme bir hemen. Samet abi ekranı bir ayarlara girsene. He? Ses ayarlar. Ses görüntü. Girişi fulle. Girişi fulle girişi. En üstte. Full. Tamam. Tamam in aç abi. Eşiği biraz sola çek. Sağa ses teket. Ses teket. Yok o kadar o duymaz. Çekti. Bir konuş amına koyayım ortalarda. Ha konuş. Alo. Normal konuş. Normal konuş. Alo. Biraz daha az sola. Bir de ses tamam. Ayarlarına gelsene sana. Dur bir dakika dur. Ayarlardan. Bir dakika dur. Konuş Samet. Bak, sizin sesiniz nasıl geliyor kanka? Bak burayı nasıl zıplatıyor? Bir dakika dur bak. Biz bir konuşalım. Hani oğlum bizim sesimiz gel. Oğlum nasıl gelebiliyor ya bizim sesimiz? Abi üstteki sesi kıs abi. Üstteki sesi kıs. Üstte sağ üstteki sesi kıssana. En sağ üstte gel. Bizim sesi çıkış, nasıl algılıyor oğlum? Çıkışı. Çıkışı. Sağ üst. Heh. Ses tamam. Deneme.
Konuş bak. Bir dakika dur bir dakika. Aa %120 %200'müş ora. Tamam. Konuş bakayım Samet. Sola çek. Öyle nasıl? Güzel sola çek. Güzel. Sola çek. Gelmiyor şu an. Sola çek. Onu değil, onu değil. Onu değil, onu değil, onu değil. Giriş duyarını. Alo, sesim geliyor mu? Geliyor. Ya bizi geliyor, duymuyor ki amına koyayım. Biraz daha sola sen. Duyuyor, duyuyor. Konuş bize bakayım şimdi ortağım. Sen Samet abi Windows'taki ortağım kısmı. Ortağım, bizi duyuyor musun? Onu mu sola çekeyim? Tek kasa yok, değil, yok. Monitörü de vereceğiz bu arada diyor. Ulan. Sesim nasıl? Alo, geliyor mu? Çok iyi sesim, çok iyi. Geliyor. Bir ses ayarlan aç ama Samet abi Windows'taki. Duyuyoruz, duyuyoruz. Samet geliyor sesin. O zaman, dur, o zaman. Bir dakika. Ortağım duyuyor musun? Bir dakika. Ben beni kapat, kendimi görünce kötü hissettim. Ortam duyuyor musun? Alo. Sen bizi duymuyor ki. Abi nasıl duymuyor? %100 nasıl duymuyor bu adam? Abi niye sürekli bir sıkıntı çıkıyor abi ya? Abi 95 yap. Koydum. Gerisini %30'a düşürdük. Nasıl duyuyor? 95. Oğlum Windows'tan aç. Ya. Tamam böyle iyi sekmiyor. Böyle sekmiyor mu? Windows'tan aç. Denetim masası. Windows'tan aç. Windows'tan aç. He? Full Windows kaç ya bu? Buradan Discord'ları fullle. İkisine fullle. Windows kaç lan bu? Konuş bakalım şimdi. Windows 11. Alo. Alo, bak Samet alo. Duyuyor musun şu anda? Oldu. Duyuyorum ortam. Eğer bu ayarı bozarsan seni gelir sefakete sikerim bak bir daha. Bu ayarı bozarsam orospu çocuğuyum ama bu ayardan şikayet ederseniz ananı sikerim. Abi. Ben hiçbir şikayetim var benim. Ses çok az şu anda Samet abinin sesi. Evet in aşağı abi bir crisp'e bakalım. Kazancı. Standart abi. Standart yap. Standart yap. Ya karam, karaman. Ses. Amına soktu bu karaman. Bir gün geliyorum bunu crispy yap diyorum. Bir gün geliyorum standart yap diyorum. Karam. Sen oldu. Şu an Samet abi sağ aşağıdaki ses ayarlarına girsene. Hasan'a dinle abi. Hasan'a dinle. O da ayarlasın bir şey ya. Ses ayarlarına gel Samet abi. En sağ aşağıdaki. Nerede ses ayarları? Windows. Windows'un. Kontroller var ya sağ aşağıda. Ses ayarladı. Sinir sistemim çok dağıldı benim bu akşam ya. İn. Ha söyle Hasan. Orta. İn biraz in. Şu anda bomba bir haberim var. İçini alet söyleyeceğim şimdi bak. Mert Bey'in son yazdığını söyleyeceğim. Tamam, aşağı in Samet abi. Biz beni duymuyor ki. Diğer. %100'ü almışsın zaten. Niye bu kadar az geliyor Samet bir abi? Diğere gel. Biz diğer ses ayarları de. Ama nasıl? Abi gel gel. Aşağı in. Ay, aşağı in abi aşağı in. Yani. Tamam aşağı in. Hasan çocuk mu kandırıyorsun amına koyayım? Hasan disibeli arttırmamız lazım Hasan. Ha, kayıt. Kayıta gel. Mikrofon ayarlarına gir bunun. Düzeylere gel. Ceyler. Dahilere bakar mısın? Çocuk mu kandırıyorsun mami? Dahi. Dahi mami. Dahi orospu çocuklarına bir bak. Benden maksimum bu kadar yardım çıkar. Bir dakika ortağım. Bunlar seni 10 yaşında sanıyor. Okulunu okudum amına. Ortağım. Bu adam yazılımcı amına. Bir dakika bir dakika. Nokta.com'da çalışıyor. Bir saniye. Sadece Samet konuşsun. Sadece Samet konuşsun. Samet. Çıldırttılar beni ya efendim. Şu anda bence Samet'in okey. Şu an bence Samet'in sesi okey. Efendim. Okey baba benim sesim. Evet, evet, geliyor, çizgi burayı geçiyor amına koyayım. Abi mikrofonu ağzına yaklaştırsana bir tık elinle. Çok değil ama. Bu mikrofon sonunda götüme sokacağım abi. Tamam. Zaten götüne soktuğun için zaten böyle bu mikrofon. Şey bunu yaklaştır uzaklaştırla alakalı bir şey Samet, değil. Samet iyi sesin. Sesin Samet, güzel. Bir konuş Samet. Bakayım. Alo. Bak, bence şu an okey abi. Kadar. Şu an evet, okey evet, ya. Okay. Tamam kapat. Okay, Samet. Okay, çok iyi. Tamam. Bademciğim de amına koyayım mikrofon. Tamam nefes sesin de gelmiyor. Bence çok iyi. Bu ayarı bozma ama sikerim senin götünü bir daha o ayara dokunursan. Dokunmuyorum bak. Baba daha da. Ama bu nefes alıyorsun. Şikayet nefes alıyor. Banlarım. Nefes alma. Şikayet edemezsiniz. Şikayet etmezsiniz. Nefes almayayım mı? Almayı ver. Ne olur yani amına koyayım ya. Şikayet edemezsin abi. Anlaşma yaptınız. Discord'dan otomatik... Bir dakika bir dakika. Discord'dan otomatik kazanç kontrolünü kapattırsana. Nerede kanka otomatik kazanç kontrolü? Hemen kapattıralım. Abi bu adam bunun okulunu okudu. Onu kapatınca sesi azalır. Sesi azalır onu kapatınca aynen. Bu azalsın zaten. Nefes sesi hayvan gibi geliyor. Nefes alıyorsun. Samet abi nefes alıyorsun. Samet nefesimizi tutalım. Google bu adamın işi buysa sametyilmaz.com'u niye alamadı? Çünkü orada gerçek sametyilmaz.com sahip onlara. İlla diyorsun ki ben bu kanalın anasını sik, banlat bu kanalı diyor. Ortağım bir dakika bir dakika banlatma. Çok güzel bir teklif geldi şu an sana. Mert Bey dedi ki bunları yapalım, videoyu da çekelim. Hatta dedi monitörü de dedi ekliyorum dedi kasanın üstüne. Yani sen İtopya'ya gidiyoruz. Kasa artı monitörümüzü alıyoruz. Senin sana ait olan kasa artı monitör... Mikrofonu burnun üstüne alsana. Burnun üstüne al mikrofonu. O çözüm çok iyi değil mi? Burnun üstüne. Tamam. Kasa artı monitörünü alıyoruz. Çocuklar gibi şen bir şekilde Sefaköy'e götürüyorum seni. Kasanı artı monitörünü alıyorsun. Evine çıkıyorsun koşar adımlarla. Aynı zamanda ben de sana... Bak ben de sana... Ya ne yapayım amına koyayım? Aha! Daha ne yapsın orası bir şey. Tamam, şey. Vereceğin klavyeye bak abi. Klavye çok güzel.
Abi en iyi klavye veriyor bu arada sana. Sıfır şaka. Vallahi en son çıkan klavye bu arada. Klavye. 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 Bir de Samet abiye mikrofon çizmemiz lazım. Harici mikrofon. Rodenti var bir de içeride. Yok Rodenti olmaz. Bir tane HyperX çizeriz. Of evde şöyle gezen manita. Öf keşke bu. İyi amına koyayım. Bak Samet. Şu an ekrana bakıyor musun? Hı. Görüyor musun şu an bunları? Görüyorum. Tamam. Tövbe estağfurullah. Neyse tövbe aldık. Samet ortam. Bir tane SteelSeries mouse'um var. Evet. O da son model bu arada. 20 tuşlu. Bir tane de Apex amına koyayım klavye. Oy. Çağrı abininkinden bile iyi. Apex iyi mi? İyi. O set işte. Verecek i̇yi kulaklığı mi? Set. Set. Kulaklığı da verecek bir de. Sana, birbiriyle bağlı. Sana çağ atlatıyorum. Ortağım. Ortağım. Allah razı olsun. Orultağım. Ama senden bir şey isteyeceğim. Bende bu da bireysel kişisel bir istek olacak. Evet. Bu setup'ı sana kuruyoruz. Evet. Söylesene orospu çocuğu. Bize yayın açıyorsun. Oy. Oh my god. Oy, i̇nşallah. Ne? Sana tik alalım. Tik abi. İnanmam. Işte. Ben bir abi. Tane orospu çocuğuyla uğraşamıyorum. Bir tonuyla uğraşamam. Ortam yayın açıp monitörüne şey koyacağız. Gigabyte şey aşağıya paneline gigabyte. Her yere gigabyte koyacağız. Her yere gigabyte. Her yere ama. Götünü de siksin gigabyte. O da olacak bu arada. Anlaşma gereği o da olacak. İnşallah. Mert Bey gelecek bir kere tıklayacak yalnız. Yanlış anlama. Sponsorluk. Zevk için değil abi. Ödeme olarak. Bak zevk için değil. Gizlilik esasında anlaşma. Sponsorluk anlaşması. Ve o gece içilen bütün alkolü de ben ödüyorum amına koyayım. Götü ben veriyorum, alkolü sen ödüyorsun. Evet ama bak ama Samet, bak Samet, bak zevkine sikilirsen, siktirirsen gerçekten bir daha seninle konuşmam. İş yapıyoruz burada. Ulan gülüşü değişti adamın amına koyayım. Normalde. Zevke geldi amına koyayım. Adamı bozdun abi, adamı bozdun ya. Şaka çok iyiydi. Ayarım bozdu orospu çocuğu. Sanki sikilmek istiyormuşum gibi hissettim. Bak anlaşma bir posta, her iki posta olursa gerçekten arkadaşımı sorgularım. Bu bana vermek istemeyince ben sanki Mert Bey beni 3 posta siksin gibi istiyorum ya. Koptum ya. Bir kere açarım tamam söz. Neyi? Bilgisayarı kuralım o gün yayın açarım. Tamam. Gigabyte'ı pompalarım. Bütün karşı markaların anasını sikerim. Bak hayır, öyle hayır. Bir şey istemiyor Gigabyte. Zaten ilk son yayın olur abi o da harbiden. Yok yok öyle bir şey yapmana gerek yok. Aç teşekkürümüzü edelim Gigabyte. Senin kanalından Gigabyte. Benden ne deriz de senden edelim. Anladın mı? Aç. İtopya logosunu koyalım. Anladın mı? Senden sadece özel günlerde senin kanalı sadece sponsorlu tamam. Kanal yapalım. Tamam ben de kanka yayını sen olacaksın. Mert Bey olacak. Tamam. Rakı olacak. Oy. Ninja Seko. Ninja Seko. Ninja Serkan olacak. Bir de ilkokul arkadaşı Cem. Müzakere Cem. Edelim. Kabul. Cem de olacak. O zaman Cem şöyle yapalım. Mert senin Rakı Live'ı yapmıyorsun ya. Onu Samet'e alalım Rakı Live'ı gerçek evet, sahibine. Mert. Kabul. Samet'le kabul etti. Kabul kabul. 10-15 gün sonra yapıyoruz Samet'le. Mert sen konuk geliyorsun. Tamam istersen, Mert. O da. Senle de yaparız dostum. Kontentini bir miktar ver bize. Senin evde açalım en azından. Senin setup'ın hazır. Tamam. Ben size ayarlarım etrafı. Garsonluk yaparım. Ortam senin kanaldan bir de yayın patlatıyoruz. TFT lobi açıyorsun. Ben de geliyorum senin kanalına. TFT oynuyoruz yeni bilgisayarımla. Mükemmel. Neslin gelmiyor. Çağırıyor. Neslin gelmeyecek ama. Neslin olmaz. Neslin kendini buslatıyor.
Tamam Samet. Bir de senin kanalda izleyicilerle dertleşme kontent yapacağız. Ama her derde deva bulmak zorundasın. Her derde gecesi. Deva. Evet, dert gecesi. Bir tane deneyelim severim. İsterseniz. Bir tane deneyelim isterseniz. Var mı? Derdi olan girsin hemen abi. Hemen deneyelim. Derdi olan Sefaköy odasına gelsin. Yok abone... Yok sen gitme, sen gitme. Bir dakika, gitme, derdi olan abonelerimiz gelsin. Aboneler en gelsin. Azından bizi hoş görür. İniyor, Samet'in meyhanesine gelsin. Arkadaşlar küfür yeme ihtimali çok yüksek. Hepiniz girmeyin. Allah aşkına kaldırabilen bizimkilerden biri girsin. Samet'in meyhanesi. Ben çözeceğim derdini ama. Tamam. Giriyorlar Samet abi. Çek, ben mi çekeyim sen mi? Ben yiyeceksin? Çekerim lan, sus. Özür tamam dilerim. Çek artık, bayağı doldu, hadi çek. Sakin ol. Hangi odadayız biz? Anal. Anal. Anal masasındayız. Abdüley gel lan buraya. Abdüley. Buraya taşı. Anal masası. Abdüley hoş geldin. Abdüley. Alo, sesim geliyor mu? Abdüley, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsınız, iyi misiniz? Bu odaya çekilirken sana bir sözleşme geldi, imzaladın mı onu? İmzaladım abi, okudum, onaylıyorum. Tamam, anlat, okudum, derdini. Onaylıyorum. Derdini anlat. Abi yarın okula gideceğim. Minibüse binmem lazım. Evet. 10 liranız var mı? Evet, Samet, derde derman. Abdüley'in ibanına, Abdüley, siktir it, amını sikerim senin meşgul etmeni. Hasan, ibanını evet. Al bunun. Al bunun ibanını, 10 lira atalım buna. Birde bir, dert çözüldü. Birde güzel. Bir, sorun bitti. Güzel. Evet, ikinciyi çekelim. Bakıyorum. Arkadaş, sözleşme imzalayanlar sadece girsin lütfen odaya. Çağrı abi, sen onaylat ama bir sesli de. Tabi onaylatacağım. Çektim, Jetge. Jetge hoş geldin. Jetge hoş geldin. Yok, yayından dinliyor herhalde. Konuşsana oğlum. Sesim geliyor mu? Ha, Jetge hoş geldin. Geliyor ne? Sesin. Alo. Samet abi gibi benim de sesim size gelmiyor. Geliyor oğlum, konuş. Mert Bey görüşürüz. Haberleşiriz. Görüşürüz Mert Bey. Eyvallah. Allah razı olsun. Ne varsa sende var ha Mert Bey. Bizimki bana geliyor ama yayından geliyor sadece. Oğlum seninkini biz duyuyoruz. Sen niye Discord ayarlarını yapmamış? Televizyonu ortağı? Kapat. Televizyonu amına koydum. Dur ortağım. Çıkış aygıtını seç Discord'da. Çıkış aygıtını seç Discord'dan. Derdini çözdük. Google çözdü derdini. Abi, atalım. Samet'in derdini çözeceğiz. Tamam. Samet'le aynı sorunda amına koyayım ya. Tamam şu an düzeldi abi. Dostum sonra. Samet zaten bu sorunu çözmese kendisini de çözecekti amına koyayım. Seninkini nasıl çözecek bilmiyorum şu an. Derdini anlat hadi. Öncelikle bir dakika. Derdim... Sözleşme imzaladın mı ama gelirken? Evet, imzaladım, okudum, imzaladım. Tamam, güzel, evet. Tamam, benim derdim Samet abimin güzel bir PC'ye sahip olması. Ya kalk siktir git amına kodumun çocuğu. 2'de 2. Çekiyordum, ben çekiyordum. 2'de 2, sorunlar çözülüyor, evet. Çözeceğiz bunun kendinde. Fuabı çekiyorum. Barış Sabri kimi geldi. Çek? Barış Sabri. Geldi abi. Barış, hoş geldin, mikrofonunu aç. Yok, mikrofon açmıyor. Alo. Ha, Barış, sözleşme imzaladın mı dostum? Samet çözecek çünkü sorununuzu, sonra sıkıntı olmasın. İmzaladım abi ama gelirken sorun düşünmedim. Bir tane var. Evet, alalım sorununu. Anlat. Abi benim sorunum dede. Nasıl bir ne sorun? Ne var dede, ne yaptı sana? Abi bana X atmıyor ya. Allah Allah. Ya kolu anasını avradını sikeyim dedenin. Ben şimdi dedeye küfür etmekten başka hiçbir şey yapamam Barış kardeşim. O da bir çözüm. Abi kredi kartı var benim, onu... Samet çözdün sorunu. Samet sorunu çözdün. X attın. Çözüldü. X attık ona. 100x. Batın, ama gel Batın. 100x attın ama patlatmadın orospu çocuğu. Çaktırma abi. İşte bu da dedenin sürprizi, orospu çocuğu. Alo. Batın. Selamün aleyküm abi. Batın, sözleşmeyi okudun, imzaladın mı Batın? Okudum, imzaladım abi. İyi bari, tamam, sorununu alalım. Abi benim Sefaköy'de hiç pasif yok sanırsam, bana bir pasif lütfen. Yanlış biliyorsun, Sefaköy'de pasif var. Gel amına kodumu çocuğu, gel götümü sik o zaman rahatla. Çözüldü, dert çözüldü. Bir sorun daha çözüldü. 4'te 4. Çekiyordum. Kimi çektin? Bu adama motivasyon sayfası açalım. Nisos? Nisos hoş geldin ortam. Hanımefendi geldi.
Nisos'cum. Bak profil inceledi bak önden. Fark ettiniz mi? Nisos'cum diyor hemen şerefsiz piç. Ya ben 10 yaşındayım ya. Anlat kız derdini. Ne yaşındaymış? Hasan'ın yaşındayım, küçüğüm. Tamam ne yapalım Nisos? Tamam bir şey demedi, Nisos'cum dedi ya. Ortamda alkollü şu anda. Evet, tamam. Derdini anlat ben bakalım. Ben öyle bir topluluk gördüm de öyle gireyim dedim ya, bir şey olmadı. Hiç derdin yok mu? Yok çok şükür. Cinsel orta... ayrımcılığı yapmayacağım Nisos. Siktir git o zaman. Derdin yok, sana işim var. Yok. İşte ortam harcın adam. Hocayı meşgul ediyorsun. Kral akıyor. Olmuyor böyle. 5'te 5 oldu şey arkadaşlar. Ettim. Aykut. Sigma ya bu adam. Aykut. Kut. Aykut. Mikrofonun bağ- kapalı Aykut. Bu orospu çocuğun derdi mikrofonu mu yok acaba? 6'da 6 helal olsun. Daha dur ya. Sonu çizildi. Aykut sözleşmeyi imzaladın mı? Sözleşmeyi dur. Abi daha onaylamamıştım ama sövüldü bu. Hakkına kalabiliyor muyum? Odaya girmişsin Aykut, imzaladın onu. Aykut imzaladın. O zaman sorununu tamam. Sor bari, sorununu söyle de. Abi işsizim ve ilişkim yok uzun süredir, ne yapmam lazım? Evet, ne iş tamam. Yapıyorsun sen Aykut? Abi oyun sektöründeyim ben, mobil oyun. Ne yapıyor orospu çocuğu, birdir bir mi oynuyor? Oğlum dur sakin ol, sorunu bir söyle önce. Oyun sektörü ne ama kanka, oyun sektörü ne yani? Oyun sektörünü mobil oyun yapıyorlarmış. Seksek oynuyorlar abi. Bir yerde mi çalışıyorsun, kendin mi oyun yapıyorsun Aykut? Çalışıyordum. Yazılım mı biliyorsun yani? Kodular mı? Yok, bizimki biraz daha dizayn kısmında. Tasarımcısın yani. Gibi aynen. Şimdi Aykut, bak bu Discord'da Karaman diye bir çocuk var. Görüyor musun? Abi tam onun gibi değil ama benimki bak, designer, şey oyun fikir olarak. E bu da designer. Tamam, biliyorum Karaman'ı. E tamam, bu adamın iş bulduğu bir yerde amına koyayım Aykut, sen iş bulamıyorsan kusura bakma. Bak senin hatan bu. Daha bir ay oldu abi, daha acısını çıkaramadım ya. Aykut. Nasıl yani, çalışmaya başlayalım bir ay oldu. Yok, kovulalı bir ay oldu. Bir dakika, neden kovdular Aykut? Orası karışık işler ya. Başka bir title teklif ettiler. Ben de kabul etmedim. Nasıl yani? Başka bir title teklif. Başka bir pozisyon almaya çalışmışlar ortam. Şey ama değil mi? Tasarımcılıktan mutfak sorumlusu falan. Anladın mı? Sert bir düşüş olmuş herhalde. Tasarımcı demeye seni şeyde düşünüyoruz Aykut'cum. Güvenlikte düşünüyoruz falan demişler. Peki Aykut, kendin iş arıyor mu kardeşim? İnternette vesaire... Kendin kovalıyor mu bir şeyler yani? Hani tabii, şey mi bekliyorsun böyle bana iş gelsin? Aykut dur, benim aklıma daha güzel fikir geldi ortağım. Söyle. Aykut sen şimdi oyun mu hikayeleştiriyorsun? Ne yapıyorsun? Aynen abi, oyun fikri oluyor. Genelde sen, işte. Sen ne yapacağımız olayı buldum Aykut. Sen bir oyun fikri buluyorsun. Samet'e gidiyoruz. Samet'e diyoruz ki fikrimiz bu kardeşim. Oyun tutar mı tutmaz mı? Hemen aklından bir tane oyun fikri yaratabilir misin? Uydurabilir misin bir tane? Söyle Aykut bir tane oyun. Mesela ben sana söyleyeyim ortam. Ama bak Aykut. Bak sikim Sonic, bana fikir getirme bak. Ortam yapacağımız hareket şu. Söyle. Aykut tasarlayacak abi oyunu. Biz tamam, yazdıracağız bir oyunu. Yazılımcı bulacağız baba. Aynen. Oyunu. Ondan sonra oyunu paylaşacağız Google Play Store'da falan filan iOS'ta. Bütün geliri de sana ait Aykut. Evet Aykut. Şey, kendi işini kurma güzel fırsatı. Güzel çözüm. Para konusunu kim hallediyor? Sen hallediyorsun. Nasıl yani? Oğlum iş senin işin amına koyayım. Nasıl yani, para konusunu kim hallediyor? Abi maaş istiyor Aykut. Ekip lazım. Yok maaş için değil ya, oyunu pazarlamak için, ekip kurmak için. Oğlum ekip... dostum, oyunu ben pazarlıyorum. Yazacak adamı biz buluyoruz. Sen sadece oyun fikriyle geliyorsun. Parayı da sen kazanıyorsun. Daha biz ne yapabiliriz? Yok, yazacak abi. Adamla eşit bölüşüyorsunuz artık. Yalnız ha doğru, yazılımcıyla eşit bölüşürsünüz. Herkese eşit. Abi Efe Uygaç sizde değil miydi? Onun bir şirketi vardı galiba. Oyun yapıyorlar diye biliyorum ben. Evet, onların evet. Kendi oyun şirketi var. Siz o zaman siz, sen bana CV'ni yolla sen bize. Senin fikrin yok o zaman Aykut. Abi böyle fikrin var diye şirketlere girmiyorsun yani. Onlar zaten devam eden bir oyun üzerinde çalışıyorlar. Abi ne şirketi abi? Adam şirket mi görmüş? Samet'le konuşuyorsun ya şu an. Niye görmedik morospu çocuğu? Ortam o anlamda değil mi? Sen hiçbir zaman bir şirkete girin. Şirket sana dahil oldu veya olmadı. Orası öyle.
Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Bu Samet abiden ilişki yönünde ben fikir almak istiyorum. Ha, ilişki konusunda Samet evet, ortağım güzel fikir verir bu arada. Konuyu anlat. Ben yani ilişki olmuyor. Yapamıyorum ben. Seks mi yapamıyorsun yoksa yani cinsel ilişki mi olmuyor? Normal arkadaşlık ilişki yani mi olmuyor? Sevgililik. İkisi de diyeyim. Şimdi iktidarsızlık var. Cinsel ya, ilişki olmama mısın? Cinsel ilişki olmama kısmını ortağım çözemez. Onu ben sana çözeriz anlatırım. Çözeriz ya, çözerim. Ben çözerim, onu da çözerim. Ortağım şey değil, pasif değil. Aykut nasıl? Hayır. Ya pasif olsa sen çözersin o sorunları da, pasif değil, aktif ya Aykut. Daha o yüzden... önce kız arkadaşın oldu mu Aykut? Hayır. Kaç hiç yaşındasın olmadı. Aykut? Kaç yaşındasın? 26. Sen hayvansın o zaman Aykut. Korkutuyorsun kızları demek ki. Bir şekilde olmuyor yani. Peki yok, bir şey soracağım. Aslında... Senin hiç talebin oldu mu ama bir kıza karşı? Bu da önemli. Belki de hiç talep etmedi tabii kimseyi. Tabii canım. E ne oldu? Ne mısın? Sevdiğim kız abi dedi falan diyormuşum. Yok yok öyle bir şey. Oğlum bir şey söyleyeceğim Aykut. Sen şimdi bir kızdan hoşlandın mı hiç? Tabii ki evet. Gidip konuştun mu? Yürüdün mü? Tam direkt yürümedim. Öyle niye? Direkt yürümüyorum ben. Ben direkt çünkü... yürümüyorum ne? Amına kodumun İngiltere prensi misin sen? Niye yürümedin yani? Abi öyle direkt yürüme abazalık gibi görünce için yürümüyorum. Ama abazalık gibi görünsün. Olduğun gibi görün Aykut. Şimdi Aykut'cum bak güzel kardeşim. Yani hoşlandığın birine bile yürümeyeceksen kime yürüyeceksin o zaman sen? Bu adamın yanlışı yok Aykut. Doğru. Hiç böyle düşünmemiştim. E bir de gözünde. Yürümeden ne bekliyorsun amına koyduğum elini açtı. Allah'ım bu kızı bana düşürdü. Sen de efendi erkek sendromu var. Bak Aykut şu an chatten sana iki tane talip geldi. Bir tanesi Sena Akça 98 kriterleri ne demiş? Kriterlerini alalım. Kriterlerim oyun oynasın yeter. Bu mu? He, support arıyor kendisine. Yok. Bir tane daha var. Ulaş Aktaş da demiş ki Sena Aykut'la olmasa talibim demiş. Ulaş ismi. Erkek. Pipisi olabilir dikkat et. Teşekkür ediyorum. Başka taliplerimi arayayım ben. Aykut'cum önce yürümeyi bir öğren kardeşim. Sonra koşturacaksın. Sonra koşarsın. Peki nasıl yürünüyor abi? Dümdüz. Git kıza dindik. Senden hoşlanıyorum de yani. Neyse onu yap diyor ve çözdü problemini. Evet. Ben anladım. Çözülmezse bir daha yerisin. İşi ne yapıyorsun Samet? Oğlum işi de dedik ki sana fikrin yok amına koyayım daha yani sen diyorsun ki bak ben iş bulamıyorum amına koyayım daha yazacağın oyunun fikri yok kafanda ya. Abi fikir yazarız ya ondan. Bak tamam kardeşim, oğlum sana biz, kendi işini bak, yapma biz, fırsatı sunuyoruz işte. Biz Çağrı'yla tamam. Amına koyayım üniversitedeyken ya günde 1000 tane plan yapıyorduk amına koyayım. Şu işi yapalım bu işi yapalım diye ona uygun bir şey senin daha planın yok amına koyayım. Aykut sana harbiden beğendiremiyoruz. Tamam, Karama süperstar oğlum. Karama bu saatten sonra tasarım kimseye yapmaz. Bir tane BBL oyun. Bize de yapmıyor zaten Karama. Aykut git önce oyun fikri bul bir tane. Güzel tutacak. On numara başarılı olacak bir oyun bul. Ondan sonra geldi ki abi ben bu oyunu yapmak istiyorum. Sana ondan sonra yardımcı olalım. Çözüldü. Tamam abi. Tamam. Çözüldü. Bir dert daha çözülmüştü. Biraz zor bir dert Samet abi zorlanabilirsin. Çektim attım. Çektim. Kim geldi? Selamünaleyküm. Aleykümselam Murum. İmzaladın mı? Okuyup imzaladın mı? Ben okudum her şeyi imzaladım hocam. Tamam çok güzel. Benim hoş derdim. Hoş gördük. Benim derdim çok büyük ortağım. Aha. Ben yıllardan beri ilişkisi olan askerliği birazcık geç yapmış. Evet. Ama bitirmiş. 28 yaşında bir adamım. Evleneceğim ortağım. İş yok güç yok. Evet. Ne iş ben diyorum ortağım, vallahi ne iş olursa yaparım ortağım öyle söyleyeyim sana. Ben kurecilik yapıyordum. O kadar da değil hocam. O kadar bak da abi. Ne iş olsa yapmıyor demek. Abi dur o kadar var bu hocam. Adamın. Şimdi ben kurecilik yapıyorum. Evet. Onun haricinde yayıncılık denedim. Olmadı. Olmadı Çerez. Sıkıntı değil. Çerez senin YouTube'un yok mu amına koyayım? Sen çerez misin? Benim senden ricam ortağım. Madem dert çözüyorsun. Benim bu evlilik işime bir dert çöz. Ben evlendir ortağım. Hadi bakalım evleneceğin ortağım. Evleneceğin kız var mı? Yarrağa yan oturdun ortağım. Şimdi ne yapacağım bakalım. Hadi şimdi hayır, çöz abi. Bakalım bir hadi. Evleneceğin kız var mı? Şu anda profil resmine bakarsan görürsün ortağım var tabi. Olmazsa niye söyleyeyim sana? Oğlum olmazsa kiminle profil evlenecek? Profil resmin ne ki amına koyayım? Ha var.
Yani bu kız senle işin olmadan falan evlenmiyor mu? Ya ortam, yok kızlık olmadan... bir durum yok ortam. Bak ben anlatayım. Okay, adın ne senin yok. Dostum? Adın ne? Nurhan hocam. Nurhan. Bak şimdi ortam anlatıyorum. Nurhan sevgilisiyle şu anda düzeyli güzel ileri dönük bir ilişki yaşıyor. Doğru mu Nurhan? Doğrudur. Tamam. İki taraf da evlilik hevesindeler. İki ev eğlenmek istiyor Nurhan. Evet. Doğrudur. Tamam. Yalnızca burada tek bir problem var Samet benim anladığım. Burada bir parasal bir problem var. Yani maddiyat. İş yok. Maddiyat. Tamam, bir de evlilik. Ben de, bak ben de onu soruyorum zaten ortam. Yani bugün gidip 5000 liraya da düğün yapabiliyorsun. Gidip 500 bin liraya da yapabilirsin. Ortam yani 5 bin liraya düğün yapsana ya. Nasıl ya yapacaksın? Kanka, nikah ortam bir tane yüzük olmuş. Yap, 7,5-15 bin ortam, lira. Ortam bu tamam, işlere girecek bu şimdi ama. Bu karşımdaki insana bağlı diyorum bak Nurhan. Evet öyle. Yani karşındaki insan sana yok benim koluma 5 tane bilezik tak yok illa şu pırlantayı ortam, al demiyorsan. Ortam sana bir soru soracağım. Her şekilde evlenebiliyorsun. Profesör sana bir soru soracağım o zaman. Sor lan. Bu çocuklar evlendikten sonra nerede kalacaklar? Kiralar olmuş ebesin amı. Ne içecekler? Hadi evliliği yaptı tamam, 5000 lira. Hadi yaptı. Sırayla orospu çocuğu. Bu ulan önce evliliği evi düzecek. Eve çıkacak. Evlendirelim adamları. Ya evlenip kendi evlerinde mi kalacak ben herkes? Ben onu diyorum ortağım. Tamam. Bak, beni evlendir ortağım. Kız arkadaşın çalışıyor mu? Onun parasını çalışmıyor yiyelim. Ortağım. O da mı çalışmıyor? Onu işe sokabilir miyiz? Çalışmıyor mu? Niye çalışmıyor? Ben ortağım. Onun niye çalışmadığını soracağına. Nurhan'a sorsana amına koyayım niye çalışmıyorsun diye. Evlenmek istiyorum evet, ortağım. Evet Nurhan sen niye İş çalışmıyorsun? İş yok ortağım iş yok. Her yere CV bıraktım. Yok yok. Ne iş yapıyorsun işte Nurhan sen? Ortağım şu an fabrikalara CV bıraktım. Bak ne gelirse yaparım diyorum sana. Başka nerede hiçbir şey değil. Nerede yaşıyorsun sen? Nurhan bir İzmir. Alanın var mı? Daha önce yaptığın yetenek yani bir meslek bir şey var mı? Valla muhasebe bitirdim çağrıcım ama muhasebeyle alakalı... 3 aşağı 5 yukarı hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl bitirdim onu muhasebecide çalıştın mı yani? Hani bir background bu zamana kadar denedim, hani herhangi denedim, bir işte çalıştın denedim. Mı? Yok yok. Evet 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 çalıştım canım. Çalışmaz olur muyum? Denedim Nurhan, olmadı. Ben yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda elimde bir bilezik yok mu diyorsun yani şu an? Vallahi yok ne yazık ki ya. Bir ilgi alanın var mı peki? İlgi alanın bak burası önemli. Yani var. Yani çoğu şeye ilgim var ya. Mesela nasıl neye ilgin hani... var? Bak mesela şimdi... Açık konuşmak gerekirse yayıncılığı çok seviyorum. İzlemesini yapmasını da seviyordum. Yayıncılıkta para yok. Baba ama geç yok, yayıncılığı evet, şu anda. Oyunu evet. Geçiyorum ama perfectis olarak baktığımız zaman bu duruma hani kurye olarak ölene kadar gidilmez. Hani mesela şu an özel gidilir güvenlik baba, kursuna gidiyorum. Kurye mesela şeye falan girdin mi? Başvurdun. Gidilmez ortağım gidilmez. Finansyola başvurdun mu? Çalıştım ortam çalışmaz olur muyum? Kurye olarak hani, hadi tamam. Bir yere kadar gidilmez diye çünkü kışın çok zor tamam mı? Zor ortam şimdi herkes dengesiz, yapamaz. Dengesiz insanlarla kanka, beraber bak, yollarda şöyle bir zor. Şey söyleyeyim. Bak benim kuzenim amına koyayım geldi 2 gün önce Trendyol'da çalışıyor adam. Bu arada Trendyol'da mı? Getirdi mi ne? Herhangi birinde çalışıyor. Günde 2-3 bin lira kazanıyorum diyor adam ya. Günde 2-3 bin lira öyle hikaye biraz o. Öyle oğlum değilmiş. Hikaye değil. Kuzenim amına koyayım. Niye yalan söylesin adam? Ortam ben de içinde olduğum için söylüyorum. Burada tamam, öyle bir şey imkanı yok. Adam yalan söyleme şeyi yok bana. Şansım. Günde 2000 lira imkanı yok. Bak onu bir geç. 2000 imkanı yok. Ya, o işler öyle değil. Bak hadi hep yalan söylesin. Tamam 1500 kazansın. 1000 kazansın. Ya bir ayda kazanabileceğin max parayı söyleyeyim mi sana? 15, evet. 15 ila 17 bin lira rakam kazanır. Maksimum. Çok böyle kıçını yırtacaksın. 20 saat çalışacaksın 20 bin lira. Ama sen İzmir'desin bak, değil mi? Diyor. İzmir'de evet. Hani bu bölgeden bölgeye değişiyordu değişir. Muhakkak. Değişir. Şey diyemem ona. Ama hani ben böyle eli tutur artık hani böyle bir işe girdikten sonra hani orada emekli olmak istiyorum anlatabiliyor muyum? Ama şu anda da öyle bir imkan yok. Nurhan. Madem bak daha 28 yaşındasın kardeşim sana. Bak Nurhan daha 28 yaşındasın kardeşim ve ağzından çıkan diyorsun ki hani bir işe gireyim orada hani bitsin gitsin emekli olayım falan. Senin savaşman gereken yaşlar artık bu yaşlar tamam mı? Senin yaklaşımın şu olmamalı emekli olayım falan değil. Bir işe gireyim çözeyim yükseleyim daha da çalışayım daha da savaşayım başka bir şey yapayım oradan kendi işimi kurayım falan gibi yaklaşman evet, lazım. Evet o zaten öyle zaten anladın öyle mı? Şu an kafamdaki planlar o da işte gidişat önemli giremiyoruz ki çağırım giremiyoruz ki ilerleyelim. Benim sana tavsiyem söyleyeyim mi? Bak ağzı laf yapan tonu falan iyi konuşmayı bilen bir adamsın benim gördüğüm şu an için. Eyvallah sağ olasın. Yani diksiyonun düzgün, ses tonun iyi. Yapabileceğim bir iş var benim kafamda. Dinliyorum. Satış.
Bu kadar abi. Satış. Yap onu da yaptım da. Yapacaksın abi. Satış. Bu kadar ya. Satış. Denedin mi satış temsilcisi? Her zaman satış. Nerede çalıştın? Biraz performans. Bak biraz performans koyarsan üstüne. Kesinlikle yükseleceğin bir sektör. Bu kadar ya. Oradan da ticarete atlayacaksın. Satışı tam öğrendikten sonra. En kötü kuzenimin kafesi var amına. Git garsonluk yap orada. İzmir'de oğlum adam. Tamam İzmir'de oğlum. Senin kuzenin İzmir'de kuzeni mi var? Halamın. Bu adam her yerde abi masası. Oğlum bizim olmadığımız masa yok amına koydum. Nerede kuzeninin kafesi? Onu vallahi bilmiyorum. Ama İzmir'de. Git garsonluk yap ya en kötü. Ya bir yerden başlamak lazım dediğim gibi. Bak şimdi dostum benim dediğim bak ucu açık işlere yönelmen lazım. Satış mesela ucu açık bir sektördür anladın mı? Satış her insan böyle değil ya. Her insan illa böyle daha fazla seni kovalayayım kafasında. Ya kimisi böyle ben çalışayım sabit maaşımı alayım yatayım. Bu kafadan ha. Nurhan da belki bu kafadadır yani. Ya ben geleceğe yönelik hani benim geleceğim parlak olması lazım. Sen diyorsun ki ben yayıncılıkla da ilgilenirim bilmem ne yaparım. Satış pazarlama diyorum senin olayın ya. Gireceksin bir tane reklam ajansına bilmem nereye carda curda. Diyeceksin ki böyle böyle ben bu işe girmek istiyorum diyeceksin. Mailleşme bilmem ne illa satış deyince al ürün ver para gibi de düşünme anladın mı? Sistemi anladım, çözebileceğin anladım. Az parayla da olsa girebileceğin bir yer olması lazım. Sistemi çözmeye gireceksin. Unutma. Her zaman sistem çözmeye gireceksin amına koyayım girdiğin yerde. Çünkü kimse kimsenin için amına koyayım yani kendi kendine eba etmez şimdi. Motor kurye dedim mesela. Tabii ki kendini riske atıyorsun bir noktada. Anladın mı? Bunun bir sonu olması lazım yani. Çağrıcığım şu anda özelden Haluk diye birisi yazdı. Sen tanıyor musun galiba? Yok tanımıyorum. Chatten tanıyorum. İzleyicimiz. Öyle dedi. İş teklifi var de diyor bana. Ne varmış söyle. Onu yazmadı ne yazık ki. Sadece iş teklifi var dedi. Nece yer lan. Sana mı iş teklifi varmış? Sanırım muhtemelen herhalde. Tamam Haluk çekin. Hemen Nurhan işini bulalım hemen. Haluk çektim bir tane Haluk. Ama düğünüme beklerim ha hepinizi. Dümbanla oğlum sen bir mutlu mesut ol biz. Vallahi biz daha mutlu oluruz. Haluk. Kulaklık kapalı. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Lan Haluk seni banlanan Haluk değil mi Haluk? Evet o benim. Ya Haluk anladık bak dengesiz donetler atıyorsun millete laf atıyorsun Haluk ya. Ya özür dilerim öncelikle Mert'ten tekrardan. Tamam bize iş lazım Haluk. Yani şöyle bir şey yapabiliriz Nurhan kardeşimiz için. Teknosa'nın şu aralar alımları var. Hani İzmir'den birkaç kişiyle görüşebiliriz. Tamam. Teknosa'da satış temsilcisi olarak. Senin var mı öyle bir taşağın Haluk? Ya ben Teknosa'da çalıştım daha önce. Görüşürüm birkaç kişiyle. Var mı yani öyle bir bağlantın? Bak Haluk öyle bir şey yok. Haluk bak ayarlamazsan seni amını sikim açar bana bir daha banlarım. Ayarlarım sorun yok. Oğlum yani Haluk ayarlar. Haluk ayarlar. Haluk sen bu çocuğa o teknosa işini ayarla. Ama çalışmak ister mi satış temsilcisi olarak? İster misin Nurhan? Yani satış temsilcisi be, olarak iş beğeneceğim de... Satış temsilcisi değil oğlum. Senin için müdürlük düşünüyoruz. Şimdi Nurhan. Buna koyayım. Şimdi o kadar da değil durun bir dakika. İş aradım mı? Şimdi burada herkes 3 aşağı 5 yukarı biliyordur zaten. İş her yerde bir şekilde dediğin gibi garsonluk diyordun Samet. Gitsen bulursun. Var. Asgari ücretten başlıyor. Abi asgari ücretle hayat işte, geçinmiyor. Nurhan. Söyleyeceğim. Nurhan. Nurhan sana emin ediyorum bak sen Kanarya'yı biliyor musun kardeşim? İstanbul Kanarya. Torba tutabiliyor musun? Evet. Orospu çocuğu. Ne bak, diyorsun ya Kanarya? Bak ben İstanbul... ya kes orospu çocuğu. Ben İstanbul Kanarya'da amına koyayım. 5 sene çalıştım bak. Örgüt evi gibi yerde amına koyayım. Bak 5 sene çalıştım. Adam bizi amına koyayım. Bak ya sus amına koyayım. Bak adam şaka, bizi tamam amına koyayım. Kıllı menemen yapıyordu. Öğlen onu yiyorduk kardeşim. Bak 3 ayda 400 şimdi, lira para almıştım. Nurhan ben sana bir şey söyleyeceğim. Çalıştım kardeşim. Bak şimdi. Evet. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak az önce dediğimi duydun mu sen? Bir başlangıç noktan olacak. Anladın mı? Kendine de bir hedef belirleyeceksin. Şimdi sen bugün yanlış anlama Elsi ve Kike'ye bile girsen. Tamam mı? Bir sene içerisinde evet. İşini düzgün yaptığın sürece zaten yükselme sistemine dayalı bütün işler. Sürekli eleman ve adam yetiştirmeye dayalı anladın mı? Orada mağaza müdürlüğüne kadar gidebiliyorsun. Misal yani. Oranın basamağı o. Şimdi girdiğin para bak şimdi mesela... bak ama sen ne yapmışsın biliyor musun? Bütün sektörlere girmişsin bir yerde sabit durmamışsın. Şimdi başlangıç noktan tabii ki
Bu mesela yayıncılıkta da öyle öyle mi? Ben ilk yayıncılığa başladığımda para mı kazanıyordum? Kiramı falan ödemiyordu yani, anladın mı? Niye yapıyordum? Niye yapıyordum? Ben kafa dağıtmaya yapıyordum. Geliyordum yayına, kafa dağıtmaya giriyordum yayına amına koyayım. Çünkü diğer gündelik işlerim yoğunluğundan burada kafa dağıtıyordum. Anlatabiliyor muyum? Yani ne oldu? Güzel sardı insanları, sevdik. Beraber ben de yapmayı çok sevdim. Ondan sonra diğer işlerimi siktir ettim amına koyayım. Buraya yoğunlaştım. Dedim ki geçimimi buradan kazanacağım. Profesyonelliğe geçtim yani. Profesyonel bir yayıncı olmam gerekiyor dedim. İlk ay kiramı ödüyordu ama 10. ay artık işte 3 kiramı ödeyebilecek noktaya geldim. Anlatabiliyor muyum? Bu durum zaten böyle. İlk aydan benim 3 kiramı ödese zaten amına koyayım herkes yapar yani. Bu tekno seyişine bakalım o zaman. Sen şey demiştin hani Turkcell'de çalıştım bir aralar. Eğer ya oğlum benim hayat... Varsa... Ben de daha gerçekçi söyleyeyim Nurhan. Götün sikilmeden bir yere gelemiyor. O götü sikildi. Öyle canım. Abi bir de Nurhan şöyle düşün. Güvenlik kursuna girdim. Bitirdim. Sınavına girdim. Ama çalışmak istemiyor. Hayır hayır. Olur mu? 2 gün önce daha sınav oldum. 12 10 gün sonra atış dersi var. Atıştan sonra açıklanacak sınavlar. Bak Kegrim Optimum HMN'e aldırayım. Konuşamadım. HMN'e aldırayım demiş arkadaşı. Mağazacılık. Ya bu iş nasıl bir şey biliyor musun? Bir işe girersin. Önün ondan sonra karşılaştığın insanlarla, bağlantılarla öyle açılan bir iş. Sen şimdi bugün işe gireyim, yarın evleneyimcilik yapmayacaksın ama burada. Hayır canım, özelden yazsınlar. Şunu da ayarlayabilirim. Benim babam emekli polis. Arkadaş güvenlik yapabiliyorsa hani illaki tanıdıkları vardır. Güvenlik kişine de sokabiliriz yani. Haluk sen ne kadar güzel. Evet evet o çok iyi. Dört koldan adammışsın lan Haluk. Eyvallah, teşekkür ederim. Haluk iş bitiren çıktı ya. Haluk harbiden iş bitiren çıktı. Ben sana sağ tıkladım arkadaş olarak ekle dedim. Haluk ekleşin. Nurhan'la. Ben ekledim seni Haluk. Haluk sen bu adama iş ayarla, bizden ne istersen iste. İste şimdi iste. Estağfurullah. Ya ben sadece saygınlığınızı kazanayım yeter o. Geri sonra. Haluk baş senin tacısı. Sinirlenen Haluk değil misin bugün? Evet evet o. Bir dakika, ben seni sinirlendirmedim Gugu. Ha, bana mı katıldın? Yok, ben sana yorumu belirttim. Sen sadece benim yorumumu okudun, o kadar, başka bir şey değil. Tamam. Ne Gugu, AK Partili mi? Ya aman hocam bak haber çıkasın. Hüdaparlı Samet. Lütfen lütfen başım yalar, açıklamayalım boşver. Tamam bir dakika sakin olun. Abi ben tatlı dağda çalışıyordum. Amok sürünüyordum, sonra bir fikir buldum. Kendimi toparladım, yurt dışına taşındım. Amok üstelik askerle bitirmiş ünlü mezunu. Reddedeceğim 10 kişi abonelik gönderim, çok teşekkür ederim. Mahsuncuğum eşeklik yapma. İnsanlara böyle bilmem ne şart tut falan diye yargıla. Burada böyle bir yargılama sistemimiz yok Mahsun. Amına koyayım, senin aklına fikir gelmiş olabilir. Benim aklıma gelmemiş olabilir çünkü. Nurhan bak ben sana birkaç daha fikir vereyim. Mesela bu Turkcell, Vodafone, Türk Telekom bayileri oluyor. Orada franchise sistemlerde çalışabilirsin. Prim sistemleri var. Orada da iş yapabilirsin. Tabii. Bakalım Haluk zaten ekleşik. Aynen aynen. Nurhan ekleşik. Haluk'la ekleşin. Haluk'la ekleşin. Haluk. Tamamdır. Nurhan'ın bilgisini bize ver, tamam mı? Bu işi önerdim, kabul etmedi. Bunu yapmadı. Şunu yapmadı bize tamam. Söyle. Haluk'un işi olmazsa da bana yaz Nurhan. Nurhan en iyi tamamdır, ihtimalle tamamdır. Bugün sıkıntı işe yok. İşe ayarlamazsa da Nurhan sen bize yaz. Tamam. İkinizden birini sikeceğiz yani gün sonunda. Günün sonunda peki 1,5-2 sene içinde evlenmeye giderse geliyor musunuz gelmiyor musunuz, bana bunun sözünü verin. Geliyoruz ya amına koyayım. Geleceğiz oğlum, geleceğiz. Geliyoruz bu işe evlenmeye gitsin. Gelmeyenin amına koyayım, Haluk'u da alıp geleceğim. Haluk da gelecek. Bak bu kadar alır mı? Haluk senden küçük altın çıkar mı Haluk? Max çeyrek takarım ama max. Tamam lan benden de bir tane televizyon amına koyayım. Çeyrekten fazla takmam. Tamamdır. 52 yazdım ekran. Yazdım bak bunu. Ya 52 mi? Şaka yaptım oğlum. 52 olur mu? Yazmana gerek yok. Zaten Twitch'te kayıtlar olacak bunlar. Yarrağı mı olur Twitch'te? Bu kaydı sileceğim amcık. Salak mıyım lan o kadar? Kaydı sileceğim. Neyse, YouTube atanlara da telif. Kayfaldım. Ha iyi yaptın dostum. Kendi kendine dinlersin. Tamam 9 belli 9. Tamam ama Mert gelmesin değil mi düğüne falan? Yok yok. Mert'e dahil etmiyoruz. Siz şu arabayı kimi alıyorsunuz onlarla? Tarık. He Haluk? Mert'le barışabilir miyim? Ortam bir rakımız var bu arada. Mert dün banlamıştın Haluk. Dur önce işte. Düğününü yapamam. Çocuk abi. Beni banladı ya, ben orada ona kötü bir şey demek. Her yerden banladın çocuk değil mi Mert? Neyse. Mert niye banlandı? Niye banladığını söyleme. Ya burada. Benim bak önce benim yayına geldi, toksiklik yaptı. Demin öğrendim ki Gugu'da da toksiklik yapmış. Tamam Mert'cim. Sonra Ercan'ın kanalda bir baktım. Bu Mert ne boş çağır. Bilmem ne. Yani niye ne gerek var abi bu kadar toksik? Hayır, abi Haluk kanı kaynıyor chatte, dayanamıyor amına koyayım. Samet abi bu derdi de çözüyor. Haluk özür dile Mert'ten.
Harbi özledim. Donate attım. Özür diledi oğlum adam. Tamam Mert, aç adam banını. Mert aç banını. Ulan adam ayak tek taşla iki dert çözdü ya. Mert aç banını. Bütün Swaggy'ye kadar her yerden banladım ama tek tek. Tamam her banladığın yerden aç banını. Eyvallah. Rakılı Live'da da Haluk konuk amına koyayım Mert'e. Hadi bakalım. Anam, Haluk şey Haluk müzik. Haluk. Çağrı takipçisine televizyon mu alıyor? Oğlum şu klip işini bırakalım ya arkadaşlar. Hediye edecek takipçisine televizyon hediye. Şu işi bırakalım ya. Aramızda samimiyeti kaçar o dağılmasın. Yapılan iyilik, bir yapılan iyiliğin bir elden çıkanı diğer elin görmemesi lazım arkadaşlar. Lütfen silelim kayıtlarımızı. Bakın, abi bitti mi bu dert? Bomba birini çekeceğim. Bu çünkü şey benim yani. Benim de derdim var. Ben de anladım. Bitti herhalde. Bitti artık. Hadi ben çok teşekkür ediyorum. Hadi. Bütün katmana sevgiler, saygılar. Nurhan'cığım görüşürüz. Takipteyiz ha. Tabii tabii tabii. Çağırın. Bu işe haber ver yani bize. Haber et yani bize de. Tamam. Bakalım Muhaluk. Cevap vereceğim bakalım sana. Bakalım Muhaluk hava civa mı yapıyor onu da anlamış olacağız. Ekledim seni de Samet, yazacağım sana kardeşim. Tamam. Sağ olasın. Öpüyorum hepinizi bütün katmana kalp. Hadi öptük. Allah'a emanet ol. Neydi? Niki neydi bu adamın? Abi şimdi aylar önce hatırlıyor musun? Bir arkadaş vardı. Loncasından itemleri çalınıp atılmıştı. Evet. Sana anlatmıştı. Sen hatta yayında çözmüştün. Lonca lideriyle barıştırmıştın bunları. Evet. Galiba tekrar atılmış. Asiktir. Şimdi onu çekiyorum. Çek. Çek. Görselini de attım sana. Dostum hoş geldin. Hoş buldum abi, merhaba. İsmin neydi? Alperen. Şimdi sizin bu lonca olayları nedir ne değildir? Metin 2 Samet abi iş buldum sana bedava 375 TL. Gece olmaz mı? Konuş deceden yaz çocuğa. Lan orospu çocuğu neden binlerce kişinin adım verip küfür ettiriyorsun? Bundan sonra hiçbir serverda sana rahat yok. Amana kodumun oğlu. İtemlerin veren orospu evlatları gibi bir konuşma geçmiş aranızda. Doğru mu? Evet abi, evet. Konu nedir abi? Sizin lonca dağıldı mı? Şu an ne durumda loncamız? Abi şöyle diyeyim. Benim hayatım Metin 2 üzerine kuruluydu. Tamam. Ya yani gelirim kazancım falan. Neyse abi, bak işte o bir yorum yaşadığımız ona takılma. Evet. Yaşadığımız olaylardan sonra işte abi bütün Metin 2 camiası şu an bana düşman. Ne neden abi? Kestiriyorlar. Ne Metin kestiriyorlar. Neden hiçbir kestirmiyorlar? Şey abi. Abi bu senin niye girmedin? Bu şaka mı ciddili mi? Oğlum ciddili adam Metin 2 serverında loncasından atılmış amına koyayım. İtemlerini çalmışlar. Loncadan da atılmış. Doğru mu? Resmi server. Atılma resmi server değil. Ünal Turan mı? Ünal Turan. Ya yok, oğlum server adı vermeyin ya. Ya Ünal Turan modifiye bakan ya. Seni dolandıran adam vardı. Kimdi o? Orospu çocuğu Samet abi. Seni dolandıran. Sıkma amına koyayım. Şok oldum amına koyayım abi, lan. Lonca liderin adı. Liderin adı. Samet. Liderin adı. Lonca. Samet. Lonca'nın adı. Orospu çocuğu Samet'miş. Liderin adı. Liderin. Orada mı oynuyorsun orada? Hadi. Yok abi orada oynamıyorum. Adın neydi dostum senin? Yine de onun anasını s***. Benim Alperen. Alperen. Peki bu orospu çocuğu Samet senin itemlerini mi vermiyor şimdi? Abi itemlerini mi vermiyor ve sen bu bak, orospu çocuğu Samet abi lafını. Bak Samet olayı kurduysa ananı sikerim Alperen. Yok abi vallahi değil. Yok. İnşallah. Abi sen orospu çocuğu Samet abi demiştin yayında. Evet. Kim görse şu an o şekilde sesleniyor. Ve adama mı? Evet abi sen takmıştın adamı ona. Adamın namını öldürdünüz lan. Normalde eskiden ne diyorlardı? Normalde nickini söylüyorlardı. Ha, şimdi ben orospu çocuğu dediğim için herkes orospu çocuğu olarak mı anıyor? Evet, Discord'da bir kavga oldu mu direkt orospu çocuğu Samet abi deniyor. Bu Samet'e ulaşabiliyoruz mu? Discord'da alabiliyoruz mu? Var Discord'da abi. Ha değilmiş. Ben karıştırmışım. Abi ben çözüm bulabileceğini düşünüyorum Samet abi senin bir. Yani şimdi, Metin 2'de olmadı, beceremedim. Bu adamı Discord'da alabiliyoruz mu? Bu adamı abi, davet etsek gelir mi? Bilmiyorum. Şu an iletişim yok. Bu adamı katman loncasına bak bu adamı katman loncasına davet etsek gelir mi? Abi, bence katman gelir. Katman loncasına gelmez sanmıyorum. Çok Discord'umuza. Büyük başarıları olan bir lonca başkanı şu an. Bizim ne bizim az başarımız mı var amına koyayım? Daha ne başarımız olsun? Ne yapmış olabilir amına koyayım? Oyunu sancak yeniden miydi? Mi neydi lan o? Abiciğim. Saltanat. Kedi Çağla 5 kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederim. Ya benim Samet abiden bir isteğim olacak ondan dolayı. Evet. Söyle. Ya Metin 2 piyasası benim için bitirdi. Bitti tamam. Yani oyun. Tamam. Yani sen yazılımcısın. Metin 3'ü bulmanı istiyorum abi. Hah.
Metin 2 server açabilirim ben sana. Abi Metin 3'ü bulsan Metin daha iyi. Metin 3'ü yazamaz mısın? Adına da Metin 3 der. Evet. Aynen. Adına da Metin 3 yaparım. İşte çözdü amına koyayım. Hadi siktir git. Çözdü hadi siktir git. Çözdü vallahi. Çözdü harbiden çözdü amına koyayım. Ama oynayacaksın. Oraya yatırdın bütün parayı bana da yatır Can Alper'e. Abi sıkıntı yok. O konuda para yatırma konusunda sıkıntı yok. Bir şey söyleyeceğim. Bak ben. Kapışta yazdı. Metin 3 değil de Samet 3 yapalım server'ın adını. Yeni oyun abi olarak. Abi benim oraya hükmetmem lazım. Şu an aşırı derecede mobbinge maruz kalıyorum sen çünkü. Sen Metin 2'yi ne zamandır oynuyorsun Alper'e? Abi 7 yaşımdan beri. Bak zamanında PvP server'ların ilk çıktığı zaman vardı. Biliyor musun sen yani ilk evet, çıktığı evet. zamanları. King of Metin 2'yi duydun mu hiç? Yok onu hatırlamıyorum. Hatta bu bir tane Almancı Orof çocuklarının yaptığı server vardı. Reborn Metin 2. Reborn aynen. Onu da mı duymadın? Ya çok eski olan kaç şeyleri bilmiyorum. Kaç yaşındasın amına koyayım 22 yaşında mısın? Abi sen biraz daha iyisin. O zamanlar TR'deydim. Ya amına koyayım sen 22 yaşında Z kuşak Metin 2'ye nasıl düştün ya 7 yaşında? Abi komşu yüzünden okuma yazma bilmiyordum. Pot düşüyordu seviniyordum. Bir oğlum, şey düştü bak, diye. Oğlum bak ben o sektörden çıktım. Dua etsinler çıktım. Çıkmasa anasını sikerdim. Sana bir teklifim bugün. Var. Misali mi saltanat? Evet. Ya sus sor lan manyak manyak konuşma abi artık yeter be. Babacık kramı seni. Bildik. Bak ilk server King of bu akşam ben de oynayacağım. Selam arkadaşlar. Strap, abi seni Knight'a evet. transfer ediyorum. Ben zaten sana çok yazdım Google Knight için. Bak şimdi. Tamam anladım bayağı. Bayağı Strap, siz oynuyorsunuz. Senin adın neydi Strap? Ben senin adını niye bir türlü ezberleyemem? Alperen. Alperen abi aynen. Sen Knight Online'a giriyorsun dostum. Google'u bul abi, Knight Online'da. Çok fena zarar bak, ettim benim, zaten. Benim hesabım var. Sabah akşam JR'e giriyorsun GB'yi satıyorsun bu. Bu. Sana hesap veriyoruz oldu. Bir tane Knight Online hesabı veriyoruz. Onu da biz veriyoruz evet. amına koyayım katman evet. olarak. Abi çok iyi olur. Sana biliyorum. Vereceğimiz hesapta bak sana vereceğimiz hesapta sadece belli saatleri var. Sabah 1 akşam 1. Tamam mı? Bu saatlerde online oluyorsun. Yani uyku düzenini akşam uyanacak şekilde. Sabah 7.40 CR'sine okeyim abi. 7.40 CR'sine bak, alarm. Sabah 7.40 CR'sine alarm kurmayacaksın kardeşim. Bak aylık asgari ücret kazanırsın o hesaptan. Bak minimum asgari ücret. Upgrade'e falan girme derim. Küçük ticaretlerini yap yine Maradon'da anladın mı? Güzel de bir klan ayarlayacağız sana 3 ay içerisinde 2 ay içerisinde. Farm klanı anlatabiliyor muyum? O farm olur klanından abi. Gelen itemleri de satacaksın Bino Game'e. O şekilde aynen. düzenini kuracağız senin inşallah. Herhangi bir komisyon alacak mısınız abi? Yok almıyoruz. Yüzde kaçını alacağım? Yok yok almıyoruz almıyoruz. Tamam. Benim ya. Almıyorsun. Vermiyorum şerabımına git Metin 2'ni oynayın. Almıyorsan oynuyor. Google sikerim ben de menajerin. Google tamam, almıyoruz. Abi dediğim gibi zero'ya başladım işte. Sizden siz bıraktınız. Tamam almıyoruz almıyoruz. Almıyoruz ağlatma anlatma ağlarız. Almıyoruz tamam para almıyoruz. 10 milyon. Paranı kazan Google'un hesabını 11 oldu 11. Sana. Götümüzü git. Mü alacaksın daha? Senin şu an koluna bilezik taktık öyle söyleyeyim sana. Aynen. Tamam abi teşekkür ederim. Bak sonra akşam akşam saat 22.40'da sabah. Attım. Ulan çözmediği dert yok lan. Amına kodumun. XP atarsan siktik ama belanı haberin olsun. Kariyer netle kapışıyorsunuz. Vermiş. Daha ne yapalım abi? Tamam bence bu kadar yeter. Kaçmak için bak 3 ayını harcadı amına koydum. Sana geldim burada 5 dakika verdik hesabı. Bu kadar yeter. Dert dinleme. Böyle derdin. Yeter ortam. Böyle derdin amına koyayım. Samet'in yeni kontenti. Böyle derdin amına koyayım. çok yakında Twitch TV ekranlarında olacak. Böyle derdin anasını sikeyim de olacak. Trailer'da bu. İsmini tam. Bu bir trailer'dı. Yalnızca gerçekten derdini anlatmak için gelenlere küfür yiyebilirsiniz gibisinden bir şey imzalatmamız lazım. Çünkü Samet evet, ortağımın evet. kime ne söveceğini ben tahmin edemiyorum artık. Pembe dizilerden biri. Gece geçip pembe dizilerden birine sövdürelim mi? Bir tane de kızın derdini çözelim. Tamam gitsene pembe diziler odasına. Abi zaten content amına koyayım taşla deve bir content değil yani. Dert dinleme contenti yani. Yüzyıllardan beri insanlığın çözelim. Var olduğundan durun, beri kesin. Dertler dinlenir ve çözülür yani anlatabiliyor muyum? Yapabilir o da yapabilir. O da yapsın öbürü de yapsın. Ama biz IRL'de yapıyoruz mı? Bunu abi. Genelde BTS'de yapılıyordu. Aa gecelerin derdi ismi geldi bak ortağım sana. Buldum tamam yaptım bunu content. Gecelerin derdi bitti. Kaybedenler kulübü. Oy. Onun da filmi var her, ortağım. Her perşembe sametyilmaz.zde. Aynen öyle. Bana ikinci el monitör lazım. Çağır abi mimarlık okuyorum. Emre'cim inşallah alırsın. Emre oturacaksın mı? Ali. Çek oğlum hadi bir tane de. Tamam bitti bitti. Ali sen bir derdin anlat. Olan, pembe dizi yok mu sen Ali tabii. Ben bu yayın çok koptum haberin olsun ha. Çok iyi görsün ben de öldüm gülmekten ya. Geber ya.
Alek Hasan, koptum biz de sıkıntımızı anlatalım mı? Bak, content ismi geliştirildi bu arada ortağım. Hazır mısın? Evet. Gecelerin derdi yarağımı gerdi. Hadi, ama 31 çekerken çözeceksin dertleri. Aynen. Açın şu parayı batırak. Yani nereden, dertleri çözmen için ya? Yani 30 saniye falan olacak. Haberin olsun. 22 saniyede falan dert çözmen gerekebilir, haberin olsun. Evet. Kalan 8 saniye ne yapıyorsa yap. Bir dakikasını da kimseye harcayamam yani. Kalan 8 saniyede keyfine çek, anladın mı? Şimdi. Sen bu arada gerizekalısın. Bak, ne zamandır bu yayını yapıyorsun? K-Drop, evet, neydi? Evet. Bir tane katladığını görmedim ortam. Lan nasıl ortam, abi bak, kaç 40 bin dolara dolar geldik. Amına koyayım. Ben yaptım oğlum 10 bin. Bak 30 bin dolardı. Yükseltmede para var, yükseltmede bak. Ya yükseltmede falan para yok. Gel bıçağa, gel bıçağa. Kardeşim, orada yaptık abi biz 30 bin 40 bin yaptık. Bu para 1000 dolarla başladım, işte 30 bin dolara geldim. Daha ne yapayım ki? 2000 dolar mı neydi? Bu kasa niye bu kadar? Akan Rıza ya? Bla bla 100 bit göndermiş. Abi kızdan ayrıldım, aynı yerde çalışıyoruz. Alkol almadan uyuyamayacak duruma geldim. Beni de alır mısınız? Samet abim bir çözüm bulur. Ortağım. Akancım, Akan Rıza. Şimdilik kaç para atmış? Konseptimiz bitti. 100 bit atmış. Kaç para tekabül ediyor bilmiyorum da herhalde. Bakarız ona, sonra bakarız. Sena Akça 98 bit göndermiş. Satış temsilcisi olarak başlayıp takım lideri olabiliyorsun mesela. Sonra supervisor oluyorsun. Maaş artıyor, yükseliyorsun. Mağazalarda da böyle. Önemli olan istikrar. Ben 25 yaşındayım. Bu yaşıma gelene kadar her üç kolu beni sikti. Olmuyor sikilmeden demiş. Katılıyorum bu arada. Sikilmeden olmuyor baba. Maalesef olmuyor. Birilerine eyvallah diyorsun. Evet diyorsun. Mesela biz sikildik. Sikildik mesela, ama bak şimdi sikildik, evet. Ama bak ne olacak? Şimdi olacak mesela. Orta, bak şimdi olacak. Bıçak kasasına gel, hadi ben katlayayım şunu, 60 yapıp gideceğim hadi. Abi hadi adamı dinle. Ha? Evet, geri bıçak kasasına. Gel. Hangisi lan bıçak kasası? Knife. Baştaki ne? Şu tut var. Tut var. Biraz daha altta. Bıçak ama kötü Samet abi, sadece bir söyleyeyim dedim. Bıçak kasası istiyorsan Arrof. Ha bak burada. Neve Knives mı? Knives mı? Neve Knives. Yeni mi lan bunlar? Beşli. En pahalı bıçak ne kadar? Beşli. Dolaki talon. 750 dolar verdik ortağım. Yapıştır. 634 dolar aldık. Tekrar aç. 5 tane. Çok hızlı ama. 900 dolar aldık. Tekrar aç. 500 dolar aldık. Tekrar aç. 4. Ah be, yukarı gelsin. Güzel. Parayı vurdu. Yine kar galiba. Evet. Tekrar aç. 100 dolar kar ediyor burada. 100 dolar kar ediyoruz aynen. Battık. Zadat. Tamam, gir bunların hepsini katlamaya şimdi. Aha. Sağlı sollu. Şimdi orta. Bıçakları, sadece bıçakları. Kaç tane atayım bir seferde? At hepsini. 5 tane de açtığımızda hepsini at. Hepsi. Göndermiş. Bana sıra gelmez diye. 2x mi Samet abi? 2x kovalayacağız. Maksimum 15 tane atabiliyorum. Ben anladım mantığını. 2x. Tamam, bu kaç para? Aldık. Medusa'yı aldık. 3400. Yapıştır. Tam sola olma. Çek. Hafif bir 100 dolar da para at oraya, yanmasın. Yok. 900 dolar attın abi. Tamam. Medusa yapıştır var. Upgrade'i. Geldi. Ananı sikim. Geldi. Aha, geldi. Ananı sikerim senin, ver paramı. Diğer bıçaklar. Tamam, diğer bıçakları da böyle yapayım mı? Kardayız, bekle, çık buradan. Nasıl kardayız amına koyayım ya? Kardayız babacım, sat hepsini. Ya böyle bin bin Samet, 60'a nasıl Samet, gideceksin Samet? Müdahale edebilir miyim? Samet bir müdahale edebilir miyim? Söyle Google'um. Şu 3 bıçağı da koy çağrı. He? Sonra koy o bıçakları da koy abi. Üçünü de koy. Üç koyamıyor herhalde ya. Koy. Koy ya. Ha. Ne oluyor ya? Bir buçuk x. Ya baba bak, bunu kaybedersek karambit. Ama ne kar ne zarardayız ama. Samet sağ hayır. Sol. Sağ sol seç. Sağ sol Google, seç. Google buraya kadar getirdin, bari sen seç. Bak bunun sağ riskini atmaya gerek yok. Sağ bu sol risk seç. Değil ama bence. Yapılır. Sağ sol seç, sağ sol. %53'e çek. Nasıl çekemiyor yani? Abi şu an minimum %57. Çekemiyor o zaman sağ. Çekerim ya %53'e. %54 oldu. Tamam olsun hadi. Bir tane bıçak çıkar baba. İstiyorsan olur.
Oğlum adam 53 dedi abi, 53 yapmamız lazım. Çok hissetti, bulamıyorsun. Harbiden. 3200. 3100 ya. Yok oğlum, 3070, 3080 falan. Yok yok. %54 yapıp para koy abi. Daha deminki %54'tü ya. Heh. Bir durdur artık şunu. Durmuyor mu? 1095. Abi nasıl bir yüzde verdin sen de ya? Geldi. Tamam, sağda devam, yapıştır. Ananı sikeyim. Geldi 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 geldi. Geldi. Harbiden 53, bak tam sınırda yaptırdı ha. Geldi vallahi geldi. Sat bunları. Ortam bak şimdi. O bıçağı 5x'e basalım. 3, 6. Şu bıçağı da bir basalım ya. Şu bıçı da basalım Samet abi. Bıçı da basalım, bıçı da. Ya 2000 dolar kârdasın. Kendiniz katlardınız amına koyun bugüne kadar zaten. Sat 150 ya. Dolar ya. Abi 60 bin. Yapma orospu çocuğu, bak bütün kârımı siktin, ananı sikim senin. Bak böyle katlayacaksın. Geri al abi, geri al. Samet'in hakkı, Samet'in hakkı bu, Samet'in hakkı. Samet'in hakkı. Yeni topla ya, aldık ekran kartını. Aldık. Sat şimdi onu. Dayanamadım. Kaç para oldu? Benim hakkımı sat. 49. Kaldı 10 bin Samet abi, kaldı 10 bin. Gir baba, en pahalı kasa hangisi burada? Lor. 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 İşte şimdi sikilme bak. Hiç sorun yok, yükselteceğiz. Bu arada Spiti Kusol 300 bit göndermiş. Çağrı abi, bazı hayallerim var mesela rapçi olmak gibi, fakat ekipman almak için bir işe giriyorum. İstikrarsız olmam beni zorluyor. Kimisi yapamazsın diyor, senden olmaz diyor. Ne yapayım, bana bir tavsiyede bulunur musun? Atay Enes 110 TL göndermiş. Bana sıra gelmez diye buradan yazayım dedim. Ben şöyle bir denklemde takıldım. Dünyada bir virüs yayılır ve Karaman'la Mert buna yakalanıyor. Demişsin, orada kalmış kardeşim. Devamı gelmemiş. Spiti Kusol 200 bit gönder, bir tavsiye ver abi demiş. Kardeşim kendinde bu yeterliliği görüyorsan, yani kendine inanma olayı var ya, kendine inanıyorsan ve mikrofonsa mikrofon, ihtiyacın olan şey sahip olduğunda o patlama yapabileceğini düşünüyorsan, zaten ihtiyacın olan şeye sahip olana kadar o konsantrasyonla her işi yapıyor olman lazım. O yüzden her işi yap ve o patlamayı yapabilmek için de o mikrofona sahip ol. Sonrasında yeteneğini konuştur amına koyayım ya. Bu kadar. Bu iş senin kendine olan inancınla bağlantılı. Demek ki kendine çok inanmıyorsun. Başkalarının ne dediği boş. Herkes çünkü konuşur, anlatabiliyor muyum? Burada yapıp yapamamak sana bağlı. Yani şunu söylemek istiyorum sana. Yapabileceğini düşünüyorsan yapabilirsin. Yapamayacağını düşünüyorsan da haklısın. Çok da güzel bir laftır. Bunu hayat felsefen yapabilirsin. Bas şu tuşa hadi amına. 24-5'te gözüm MS hastasıyım. Tedavisi çözümü yok. Home office çalışma zorunluluğum var ama müşteri hizmetleri gibi bir iş yapamam çünkü hastalığım, hafıza bölümünde evliyim. Bir dost 5 TL göndermiş. Geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Bu konuyla alakalı hiçbir bilgim yok desem. MS hastaları normal bir şekilde çalışabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor ki. Yani home office çalışmak zorundayım ama telefonla... Ya benim ablam MS hastası, oradan biliyorum. Kendisi işe gidip geliyor. Derecesi vardır belki. Belki derecesi olabilir, vardır. Olabilir, bilmiyorum. Yağız 100 TL göndermiş. Fener'in hali ne olacak sorsana Samet'ime. Anasını avradını sikeyim Fener'in. Bas şu tuşa artık. Galatasaray Samet Fener'e sövdü. Eldiven. 4 tane eldiven amına koyayım. Para ver. Al sana 900 dolar. Sat. Bir daha tekrar. Bas. Buradan abi direkt Medusa getirecek bu Dragon Lore. Geldi. Oo, karambit. Geldi, ben güzel lan. Sağdakine bak. Sağdakine. Bas bir daha. 3K. Geliyor abi, 60K geliyor. Geldi. Ananı sikeyim. Fabriko geldi, Fabriko. 4 bıçak, para ver buna. Ananı sikeyim senin. Bas bir daha. Battık. Sorun yok, sorun yok, ucu ucuna bu, zarar değil. Bas bir daha, 5. Hadi bir Dragon Lore be. Tamam, bu son bence. Kaç para verdik? Paramız kaldı. Psikolojik sınırdayız.
Kaç para verdi toplam? 805 kaç oldu. 10 bin dolar harcadım. Kardayız. Şu anda tamam, itemler... 10 bin harcadık. Kaç verdi? Bilmiyorum. Kardayız sat abi. Bakayım hepsini. 9334 verdi. Zarar yani. Devam ederiz o zaman. Sat hepsini. Aynıymış lan. Devam edeceğiz burada. Bence yükseltmeyelim mi Samet abi? Hı. Zarardaysak yükselteceğiz. Nasıl zarardaydık amına koyayım. Zararda değiliz ya. Ne 500 dolar zarar değil ama. Bir dost, o tamamen hastalığın boyutuna bağlı. Ben belirsiz şekilde ne zaman olacağını bilmeden bir anda anı, olay ve anı unutabiliyorum. Denedim. Ağlayarak kov demişsin. Orada kalmış brocum. Çok geçmiş olsun. Eğer bilgisayar başında ilgilendiğim bir alan varsa oraya yönelmeni ben seni tavsiye ederim mesela. Çok daha rahat tekrar olursun gibi geliyor. Yani tasarım öğrenebilirsin, marketing öğrenebilirsin, ne bileyim yani. Tekrar. Bir de internette bununla alakalı her şeyin artık eğitimi, kursu vesairesi var ve bedava neredeyse. Yani yazılım öğrenebilirsin. Tekrar. Gerçekten insan bir şey kafasına koyduğu zaman yapabiliyor bu arada. Spidi kutsal yüzük göndermiş. İnanıyorum kendime abi, çok sağol, moral verdim orada ve Twitch'e girmemin sebebi sensin ve 2004 aboneliğim var. Bu da size her şey için teşekkür ederim demiş. Spidi kutsal yüzük, çok teşekkür ederim. Katlamaya gir. Gel katlamaya girelim. Koy hepsini. Ben de 5'li 5'lik. Kaç para? 2x mi? 2x. %50 yap. Tamam, sağda kalsın. Geldi. Çat. Güzel. Şimdi hepsini satsak karda mıyız? Yok. Evet, kardayız oğlum. İkiye katladık yarısını ya. Eldivenleri ver, vermeyeceğiz mi ya? Oğlum hepsini sat, kardayız ya. 8500. Yok değiliz. 50'de girdik. Nasıl? 50'den düştük, 39'uz. Tamam. Katla amına koyayım. 1.5x sen şöyle 1.5x yap bunu. %70 aynen falan yap. %70 yap bunu. Çok para veririz abi ama. Oğlum 3000 4000 dolar daha koyduk üstüne. 17.000 alıyor. 1.5x'ten yap çağır ya. Para ekleyince aynen kötü oluyor. 1.5x'ten yap. 4000 dolar ne ana satayım? Başka item koy ya. Bu nasıl? 1.5x. Tamam, %60'a çek bunu en kötü. 400 dolar tamam, daha sağda koyduk. Sağda kalsın yine, bas. Gitti. Battık. Gitti. Geldi. Ananı sikiyim. Başından belli ediyor gideceği ya. Kesinlik. Dedi ama adam %70 dedi abi ya. Mami'nin şom ağzı yaptı Samet abi. 70 bak, 65 bile olsa. Hayır, 70 gelse geliyordu. Samet. 8000 dolar katlamaya bas. Bana bırakıyor direkt musun? Sana bırakmıyorum. Ben 60 yapayım. Alt limitim benim 30.000 dolar. 30'dan tamam sonra ortam, bırakacağım. Ortam bana bırakıyor musun? 30'dan sonra sana bırak. Bana bir bıraksan ortam. 30'a kadar ben de amına koduğum. Bak bana bir bırak. Ama 30'a kadar ben de ortam. Hakkımı yiyor şu dinle an. Dinle, adamın hakkını yedin. Bundan 5 tane aç. Orospuş, ben benim de aynısını yapacaktım. Kendi tercihim ama seninkiyle benimki ayrı. Oy. Battık. Kaç para? Bitti, hakkı bitti. 29'a tamam düştü. Hepsini 3 katına şey yap, çevir. Aha. 3 katına ha? Tabii. Üç bin, dokuz binlik bir item koyacaksın. Emin misin oğlum 3 katına bak? %40. Eminim, sen rahat ol. Gelmeyecek. Sola çek. Rahat ol, sola çek. Şu an tam 30 yap. Daha yüzden çok bu. %26 az. 28 daha az, 30 yap. %33 işte ya. 33 yap. 33. Tamam. Sola çek. Yapıştır.
Geldi. Geldi, hayırlı olsun. Kaça düştük. Elimizde bunlar kaldı. Onları da o zaman 5'e kat. %20'den. Geldi Dragon Lord. Solda kalsın. Burada mı? Tamam. Yapıştır. Ananız. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun ortağım. Sağda olsa geliyordu ikisi de ya. Site bizi sikti. Net boşalıyor şimdi. Teselli ödülü ver bari be abi, bir mousepad. Senin borcun var, 30 binden düştük. Sepeti boşalt, Allah'a emanet olun. Teselli ikramı, Ugrian uzun kollu ayarlanabilir, masaüstü tablet ve telefon tutucu. Hayırlı olsun. Buna koydum. 30'a başladık, 30'a bıraktık amına koyayım. Sanki zarar mı ettirdik? Evet. Adam keyif aldı en azından. Şimdi o zaman bir çekiliş açayım ben de. Allah'a emanet olun, iyi sabahlar. Benim kumarım burada Allah'a biter desene. Allah'a emanet ortam. Gitti lan. Adam gitti abi sen. Oy, aa, ne geldi lan? O bıçak güzel değil mi? Bayonet. Çok pahalıymış. Aha M4. Faktör ünev. M4'ü verdik. Bu eldiveni de verelim. Sen de AK ver ya. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim, bu ne? Oo. Kasadan anca AWP verirse katlatıyor. Güzel. Oyunun en pahalı skin'i ne biliyorsunuz mu? Şu geçen Jirox'un gösterdiği değil miydi işte? Karanbit gece. Ben bir şey gördüm. Bir tane USP var. Hasar görmüş halinin üstünde am resmi var diye oyunun en pahalı skin'iymiş. Yok, Karanbit geceydi de. Tamam, bir de Bobby Knife koydum. Bir de Bobby Knife koydum. Gidelim bir gibi. Skin var mı? Sıfır hasarlı. Yeni bir çekiliş oluştur. Bobby Knife. Esasın. What the hell amına koyayım ya. He, 5-7'mış. Bakayım. Düzeltmemişler amına koyayım. Yeni aya geçtik. Niye düzeltmediniz ya? Bana ondan ya? Lazım. Yazdın mı abi? Seray 5'te görmüş. Abi senin baş kısmın mı bozuk? Ne zaman uzun yazı yazısa yanında kesiyor, mesajlar yarıda kalıyor, devamı gelmemiş diyorsun. Uzun bir şey yazacağım ama işte uzun bir şeyi tek mesajda maalesef gönderemiyorsun. Bu benimle alakalı değil. Stream Elements'le alakalı galiba ya da Bino Game'le de alakalı olabilir. Bilmiyorum yani, belli bir sınır var. Yoksa sonsuz kitap da gönderir yani insanlar. O yüzden maksimum işte yani bir paragraf, iki cümlelik falan bir şeyler atabiliyorsunuz donate'le. Haberin olsun. Bir dost 5'te görmüş, ağlayarak kovduklarını biliyorum. İnsanlarımız çok güzel. Fotoğraf ve grafiklerim normalde, sertifikam var. Sadece ölmeden önce kızıma gurur duyacağı bir demiş, orada kalmış. Sizi seviyorum. Yarın yok, sabah yok, akşam yok. Belki ama neşem oldunuz. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Bir dost. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Biz de seni çok seviyoruz. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu konuyla alakalı nasıl yardımcı olabileceğimi de bilmiyorum. Ama çok teşekkürler güzel sözlerin için. Çok sağ ol. Sen çok iyi bir insansın. En azından bunu söyleyebilirim yani. Scarlett 5'te görmüş. Abi 25 yaşındayım. Çoğu şeyde geç kalmış hissi yaşıyorum. Yeni adımlar atmak veya akranlarımın yaşantısı beni korkutuyor. Hiç mutlu olamayacakmışım gibi. Scarlett'cığım şöyle söyleyeyim sana. 25 yaş... Da bu endişe 27'de sana, 28'de, 30'unda falan bir şeyler yaptırtır. O yüzden bence hiç geç falan değil yani. Çok güzel. Bu saatten sonra da sıfırdan belki de hiçbir şey bilmiyorken bambaşka bir seviyeye kendini çekebilirsin. Anlatabiliyor muyum? 25 yaşında yapmayacaksan 17'de yapacak halin yok.
25'te, 30'da yaparsın yani. Bu işler böyle. Kızıma gurur duyacağı bir baba bırakmak istiyorum. Kavun Bey. Johnson. Kızına bence gerçekten gurur duyacağı bir baba bırakacaksın yani. En azından bunları söyleyen bir adam. Yaptığın işi dışarıdan çok boş görenler oluyor ama bize ne kadar iyi geldiğini tahmin bile edemezsin abi, seviyorsun. Kerem Onyx'im çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, cansınız. Gerçekten hani yolda falan karşılaştığımızda o samimiyeti, hani fotoğraf çekilirken de olsa, selamlaşırken de olsa o samimiyeti ben görüyorum zaten sizlerde. Gerçekten bana da aynı hissiyatı verdiği için çok keyifli. Size de bir nebze enerji anlamında iyi gelebiliyorsam, gelebiliyorsak ne mutlu bize. Vallahi yarı makara yarı şey, hani